Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. Sağlıklı Yaşam Dersi 1. Ünite Özeti. Sağlık ve sağlıklı yaşam kavramı. Sağlığın tanımı. Sağlığın pozitif anlamda en iyi tanımını Dünya Sağlık Örgütü de yapmıştır. Bu tanıma göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak ifade edilmektedir. Sönün sağlık tanımının önemi, sağlığın fiziksel yönüne olduğu kadar, psikolojik ve sosyal boyutlarına da vurgu yapmasıdır. Diğer önemi de bu tanımın, statik bir durumdan daha çok, dinamik yani sağlığın gelişmeye açık bir kavram olduğunu vurgulamasıdır. Çağdaş anlamda sağlık kavramı, sağlığın, herkesin temel hakkı olduğunu kabul eden, insani değerleri göz önüne alan, olumsuzluğu öncesinde bertaraf etmeye çalışan ve sağlığı, sürdürülebilir ekonomik ilerleme ve kalkınmanın temeli olarak gören bir anlayışa ulaşmıştır. Sağlık, hastalık kavramına göre daha fazla önem kazanmış, hastalıkların tedavisinden çok, hastalanmadan önce bireyleri toplumu koruma ve sağlığın geliştirilmesi hedeflenmiş, sağlığı etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması veya olumlu olanların desteklenmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. Hukuksal açıdan da sağlık bir hak olarak tanımlanmaktadır. Sağlığın hak olarak tanımlanması, 20. yüzyılın ortalarında, 2. Dünya Savaşı sonrasında görülmektedir. 10 Aralık'ta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde sağlık hakkına yer verilmiştir. Her bireyin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığını ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. Buna paralel olarak da 1924 Anayasası'nın akabinde sağlık, 1961 ve 1982 Anayasası'nda temel haklar arasında tanımlanmıştır. Sağlık hakkı, konusu yönünden sosyal haklar arasında sayılmaktadır. 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde yer alan ve sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlığını taşıyan 56. maddesi sağlık hakkını düzenlemektedir. Sağlık hakkı, tarihsel gelişimi bakımından ikinci kuşak haklar arasında yer almaktadır. Birinci kuşakta yer alan haklar korunma hakları, ikinci kuşak haklar ise sosyal haklar, yani yararlanma hakları ve siyasal haklara katılma haklarıdır. Sağlık hakkı, anayasada, devlete verilen yükümlülüklere uygun olarak, Türk kamu hukukunda pozitif statü hakları içerisinde incelenmektedir. Böylece, kişinin temel insani ihtiyacı ilkesinden hareketle devletten talep etme isteme hakkı doğmaktadır. Korunan değer ve hak olan sağlık, yalnızca bozulduğu zaman düzeltilmesine yönelik hizmetin sunulmasını gerektiren bir değer değildir. Kişinin sağlıklı olması için özellikle tedavi edici sağlık hizmetlerinin sunulması değil, onun sağlığını az veya çok olumsuz yönde etkileyebilecek faktörün etkenin faaliyetin devlet eliyle yapılmaması veya üçüncü kişiler tarafından yapılmasına izin verilmemesi önlenmesidir. Bu nedenle kişi sağlığına zararlı etkenlerden korunması için yapılması gerekenler, devletin yükümlülükleri ve asli görevleri arasındadır. Devletin sağlıkla ilgili yükümlülüklerinden birisi de kişinin sağlığına kavuşmak için başvuracağı hizmeti seçmede, almada ve yararlanmayı sürdürmede, devletin engelleyici bir tutum içinde olmamasıdır. Devlet, bunu oluşturmakla yükümlüdür. Sağlığı etkileyen faktörler. Sağlığı etkileyen etkenler, bireysel ve çevresel olmak üzere iki bölümde incelenebilir. A. Bireysel etkenler. Genetik yapı. Genlerde ve kromozomlarda görülen anomaliler ve mutasyonlar sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Genetik hastalıklar, genellikle vücuttaki tüm hücrelerde bulunan ve döllenme ile birlikte ortaya çıkan hastalıklardır. Bazı hastalıklarda da genetik yapı,
ailede birilerinin bu hastalıkla karşı karşıya kalması sonucu yatkınlık veya riskin artışı olarak ortaya çıkar. Yaş. Bazı hastalıklar bebek ve çocuklarda, bazıları gençlerde, bazıları da yaşlılarda görülür. Yaşlılarda görülen birçok hastalığın klinik seyri ve şiddeti çocuk ve gençlerden daha ağır olabilir. Cinsiyet. Bazı hastalıklar her iki cinste de görülmekle birlikte, cinsiyete özel sağlık sorunları vardır. Bağışıklık sistemi. İnsanlar doğduklarında annelerinden aldıkları bazı mikroorganizmalara karşı bazı savunma bağışıklık maddeleriyle bunların neden oldukları hastalıklara karşı korunurlar. Sonra zamanla kendi bağışıklık sistemlerinin gelişmesiyle bu etkenlere karşı direnç geliştirebilirler. Mikroorganizmalarla karşılaşmadan vücuda aşı verilerek o mikroplara karşı bağışıklık sağlanmış olur. Bağışıklık sisteminin güçlü olması sonucu birçok mikrop ve bazı maddelerin neden olduğu sağlık sorunları o insanda gözükmeyebilir. Ancak bazı durumlarda bağışıklık sisteminin zayıflaması söz konusu olabilir. Bağışıklık sisteminin bozulması sonucu normalde az görülen veya hiç görülmeyen enfeksiyon hastalıkları oluşabilir. Hastalıkların süresi ve şiddeti artabilir. Sağlık öyküsü. Kişilerin daha önce geçirdikleri hastalıklar veya halen devam eden hastalıklarının olması, yeni ortaya çıkan hastalıkların süresini ve şiddetini artırabilir. Irk. Bazı hastalıklar bazı ırklarda daha az, tersine bazılarında daha yüksek görülebilir. Davranışsal özellikler. Fiziksel aktivite. Hemen her yaşta fiziksel aktivitenin olumlu birçok yanı vardır. Kas iskelet sistemi, dolaşım, solunum, gastrointestinal, boşaltım ve nörolojik için doğru, bilinçli ve sürekli yapılan fiziksel aktivitelerin olumlu etkileri söz konusudur. Tersine yapılmaması, düzensiz yapılması ve hatalı uygulamalar da yaşamsal sorunlara neden olabilir. Bugün, erişkinler için kabul edilen en önemli fiziksel aktiviteler, normal günlük aktivitenin dışında, haftada 3-4 defa, en az 45 dakika belirli bir tempoda düz yolda yürüyüş ve haftada 2-3 defa 30 dakikalık yüzmedir. Yeterli ve dengeli beslenme. Büyüme ve gelişmenin sürdürülmesi ve tamamlanması, vücudun kendini yenilemesi için gereksinim duyulan enerjinin yeterli olarak alınması, bununla birlikte enerji veren maddelerin dışında vücudun çalışması için gerekli mineral, vitamin gibi maddelerin de bir denge içinde alınması zorunluluktur. Beslenme bozuklukları adı verilen bu geniş kavram, birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Sigara, alkol, bağımlılık yapıcı madde kullanmama. Sigara ve tütün mamullerinin sağlık üzerine olumsuz birçok etkileri vardır. Hatta bu hastalıklar ve sağlık sorunları sadece sigara ve tütün mamulleri kullananlarda değil, bu maddelerin etkisine maruz kalanlarda da görülür. Gençlerin bu nedenle sigara, nargile, puro, pipo gibi tütün mamullerinden uzak kalması, kendi ve aile sağlığı açısından bir zorunluluktur. Alkollü içeceklerin etkisi, kısa ve uzun vadede etkilerini gösterebilir. Kısa vadede, özellikle trafik başta olmak üzere ev ve iş kazalarına neden olabilmektedir. Uzun vadede ise alkole bağımlılık söz konusu olursa, başta karaciğer olmak üzere, kalp ve sinir sistemi bundan ciddi derecede olumsuz etkilenebilir. Son yıllarda önemli bir gündem maddesi ise özellikle gençlerin tehdit altında olduğu bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılmasıdır. Bu maddelerin akut ve kronik etkileri, bilişsel fonksiyonlarda bozukluk, beslenme bozukluğu, dolaşım sistemi bozukluğu, nörolojik sistem bozuklukları, şok, koma ve ölümle sonuçlanabilir. Stres yönetimi. Çağımızın hastalığı olarak tanımlanan stres, kişide olan değil, kişiye olan ve dışarıdan gelen etkilerin sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Stres, vücut için ciddi bir savunma mekanizmasıdır. Stres yönetilemezse, tükenmeye neden olabilir. Bu durumda anksiyete, depresyon, hayattan lezzet alamama, işte çalışıyorsa işten doyum alamama, hatta tükenme söz konusu olabilir. İlerleyen durumlarda intiharlara kadar giden tablo söz konusu olabilir. Oysa stres yönetilebilir. Kendine karşı sorumlulukları. Kişilerin sağlıklarının farkında olmaları, sağlıklarını bozacak ve hastalıklarını artıracak durumlardan kendi istek ve çabaları ile uzak kalma çabalarına öz sorumluluk denir. B. Çevresel etkenler. Kişinin bedeninin dışındaki, onu doğrudan veya dolaylı etkileyen her şeye çevre denir. Çevre temel olarak 4 bölümde incelenir. Fiziksel çevre, kimyasal çevre, biyolojik çevre, sosyokültürel çevre. Birbiriyle etkileşimi nedeniyle fiziksel ve kimyasal çevre birleştirilerek fizikokimyasal çevre de denir. Fizikokimyasal çevre,
maddelerin hem fiziksel hem de kimyasal etkilerinden dolayı insan sağlığını etkilemeleri söz konusudur. İçme suları ile vücudumuza sadece su moleküllerini almayız. Kalsiyum, iyot, flor gibi yararlı maddeler yanında alüminyum, nikel, kurşun, arsenik, siyanür, cıva, kadmiyum gibi zararlı maddeleri de alabiliriz. Bu nedenle içme ve kullanma sularının sürekli ve kesintisiz olarak izlenmesi gerekir. Belediyeler de çeşmelerden sağlıklı, güvenli ve güvenilir su sağlamakla yükümlüdürler. Hava kirliliği sadece gözümüzle gördüğümüz duman değil, gözümüzle göremediğimiz kükürt dioksit, nitrik oksit, aldehit, poliaromatik hidrokarbonlar gibi madde ve bileşikleri de içerir. Bu madde ve bileşikler, boğucu, öldürücü ve kanser yapıcı olabilirler. Hava kirliliğinden korunmanın en önemli yolu ormanların korunması ve artırılmasıdır. Toprak hem jeolojik olarak var olan yapısındaki maddelerle hem de insani aktiviteler ve sanayileşme sonucu hava ve suyun kirlenmesiyle dolaylı olarak kirlenmektedir. Toprağın kirlenmesi, yüzeysel ve yeraltı sularının, ayrıca topraktan beslenen tarımsal ve hayvansal ürün ve gıdaların da kirlenmesine neden olmaktadır. Günümüzde bazı yerlerde insani aktiviteler sonucu oluşan toprak kirliliği, uzun yıllar kalıcı olması nedeniyle korkulan boyutlara ulaşmaktadır. Çağımızın bir diğer çevresel sorunu elektromanyetik alanlardır. Elektriğin termik, nükleer, hidrolojik kaynaklar yoluyla üretilmesi, kendi içerisinde kirlilik tanımları ile uyumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Diğer taraftan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve kullanımı sırasında ortamda oluşan elektromanyetik alanın da sağlık üzerine etkileri tartışılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmaların, elektrik akımından kaynaklı elektromanyetik alanların masum olmadığını, IARC tarafından 2B yani insan için şüpheli kanserojen olarak tanımlandığını unutmamalıdır. Bir diğer elektromanyetik alan kaynakları ise haberleşme amaçlı kullanılan TV, radyo, telsiz vericileri, baz istasyonları ve cep telefonlarıdır. Bunların da oldukça yaygın ve bağımlılık haline gelen kullanımları, birçok sağlık sorunu ile ilişkilendirilmektedir. Biyolojik çevre. Biyolojik çevrenin bileşenleri şunlardır. Bitkiler. Hayvanlar. Mikroorganizmalar. Sosyokültürel çevre. Toplumun yapısı ve kültürel özellikleri, bireylerin yaşam tarzlarını ve sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyebilir. Kıtalar, ülkeler, hatta ülkelerin içindeki bölgesel ve hatta daha küçük yerleşim alanlarına kadar, hatta ailelere kadar kültürel ve sosyal yapıdaki farklılıklar, sağlık ve hastalık algısını ve çare arama davranışını etkileyebilmektedir. Sosyokültürel çevre açısından sağlığı etkileyen faktörler şunlardır. Meslek, iş, ekonomik gelir, sosyal sınıf, eğitim, mülkiyet, etnik yapı, din, medeni durum, toplumsal cinsiyet, politik koşullar, aile yapısı vb, sağlığın ölçümü. Sağlık bireysel ve toplumsal düzeyde ölçülebilir bir kavramdır. A. Bireysel düzeyde sağlık göstergeleri. Günümüz sağlık hizmetleri sunumunda, kişilerin sağlıklarıyla ilgili olarak, objektif somut ve standart bir şekilde ölçülüp değerlendirilmesini sağlayan yöntemler ve göstergeler vardır. Antropometrik ölçü ve ölçütler. Boy, kişinin başının en üstünden, topuğunun yerle temas ettiği mesafedir. Bebeklerde ölçümü yatarak, çocuk ve erişkinlerde ise ayakta, dik durumda yapılır. Boy uzunluğunun, bebeklikten itibaren ergenlik sonu erişkinlik dönemine kadar belirli bir hızda artması gerekir. Erişkinlikte sabitken, li yaşlardan itibaren yaşla birlikte gelişen omurga, bel, kalça ve diz eklemlerindeki bozukluklara bağlı olarak azalabilir. Çocuklar için geliştirilen yaşa göre boy grafiklerinde birim, percentil olarak değerlendirilir. Ağırlık, giysisiz veya ihmal edilebilir nitelikteki hafif giysilerle, baskül adı verilen araçlarla ölçümdür. Özellikle bebeklikte ve çocuklukta sürekli artması gereken ölçülerdendir. Artmasının durması veya gerileme, ciddi sağlık sorunlarının göstergesidir. Boyun değerlendirmesinde olduğu gibi çocuklarda, yaşa göre ağırlık grafik eğrileriyle incelenir. Beden kitle indeksi, ağırlığın, boyun karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerlendirme ölçütüdür. Çocuklarda değerlendirirken cinsiyete özgü grafik eğrileri vardır. Baş çevresi, genelde elastik olmayan bir mezuranın, önde kaşların, yanda kulağın üzerinden, arkada da kafanın en çıkıntılı yeri olan occiput çıkıntısından geçirilmesiyle ölçülür. Baş çevresinin, bebek ve çocukların büyümesine bağlı olarak belirli bir hızda artması gerekir. Artmaması veya aşırı artması sağlık sorunu olduğunu gösterebilir.
Kol çevresi, çocuklarda ölçülür. Üst koldan mezura ile ölçülür. Doğumdan 1 yaşına kadar artar ama 1-5 yaş arası değişim azdır. Standart değerin altında olması, kötü beslenme göstergesidir. Göğüs çevresi, bebek ve çocuklarda, malnütrisyon taramasında kullanılır. Nefes vermenin sonunda, göğsün ortasından elastik olmayan mezura ile ölçülür. Cilt kıvrım kalınlığı, şişmanlığı ve zayıflığı, vücudun yağ durumunu tahmin etmek için kullanılır. Kumpas adı verilen cihazlarla genelde kolun arkasından veya sırttan ölçülür. Bel çevresi, en alt kaburga kemiği ile kalça leğen kemiğinin üst sınırı bulunur. Orta noktadan geçen çevre, elastik olmayan mezura ile ölçülür. Normal kişilerde göbek deliğinin üzerine dek gelebilir. Ancak kilolu şişman kişilerde göbek deliği yanıltıcı olabilir. Kalça çevresi, kalçanın en çıkıntılı noktasından öne doğru, yatay düzleme paralel bir ölçümdür. Bel çevresi kalça çevresi oranı, 2 ölçümün oranıdır. Erkeklerde 1, kadınlarda 0 in üzerini geçmemelidir. Erkeklerde 1 i geçerse android, kadınlarda 0-8 i geçerse jinoid tipte obeziteden bahsedilir. Biyolojik ve fizyolojik durumu gösteren analizler. Günümüz sağlık hizmetlerinin sunumunda, hastalıkların tanısının konulmasında, tanı konulduktan sonra uygulanan tedavinin başarısını incelemek için biyokimya, mikrobiyoloji, sitoloji patoloji, toksikoloji, hematoloji, tıbbi genetik gibi laboratuvarlarda, aşağıdaki biyolojik materyallerden alınan numunelerin tahlil, tetkik ve analiz edilmesi gerekebilmektedir. Kan, idrar, saç kıl, tırnak, gayta dışkı, bronşiyal sıvı, mide sıvısı, gözyaşı, tükürük, semen sperm, beyin omurilik sıvısı, zar sıvıları, hücre, doku ve organların sitolojik ve patolojik açıdan değerlendirilmesi. Ayrıca görüntüleme teknikleri ve elektrofizyolojik yöntemler de kullanılmaktadır. Direkt radyolojik grafiler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, sintigrafi, ultrasonografi, elektrokardiyografi, Doppler, elektrokardiyografi, elektroensefalografi, elektromiyelografi. Muayene sırasında sıklıkla kullanılan tekniklerden bazıları da şunlardır. Kan basıncı ölçümü, kanın damar çeperine yaptığı basıncın ölçülmesidir. Çocuklar ve erişkinler için sınır değerleri farklıdır. Ölçülen değerin, sınır değerlerden yüksek olmasına hipertansiyon, düşük olmasına hipotansiyon denir. Nabız kalp atımı, kalp atımının atar damarlardan hissedilerek bir dakika boyunca sayılmasıdır. Nabız sayının yüksek olmasına taşikardi, düşük olmasına bradikardi denir. Solunum sayısı, alınan ve verilen nefesin bir dakika boyunca sayılmasıdır. Fazla olmasına takipne, az olmasına bradipne denir. Vücut ısısı, genelde 36.0-37.8C normal olarak kabul edilir. Yüksekliği hipertermi veya yaygın ismiyle ateş veya ateş yükselmesi, düşüklüğü hipotermi olarak adlandırılır. B. Toplumsal düzeyde sağlık düzeyi göstergeleri. Toplumlarda bireyler gibi sağlık açısından değerlendirilebilir. Bu değerlendirme, o toplum için zamansal değişimin gösterilmesi şeklinde olabileceği gibi, toplumların, bölgelerin ve ülkelerin birbirleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmesine de olanak sağlar. Bir toplumda mevcut sosyal, ekonomik ve çevresel koşullar içerisinde, bir kuşağın doğumunda, kaç yıl yaşama şansının olduğunu gösteren doğumda beklenen yaşam süresiyle o toplumda doğan bir kişinin ne kadar yaşayacağı tahmini yapılabilir ve diğer toplumlarla karşılaştırılması yapılabilir. Doğum ölçütleri. Kaba doğum hızı, bir toplumda o yıl içinde meydana gelen canlı doğumların, o toplumun yıl ortası nüfusa bölümüdür. Genel doğurganlık hızı, bir yılda meydana gelen canlı doğum sayısının, o toplumdaki 15-49 yaş kadın sayısına bölünmesidir. Yaşa özel doğurganlık hızı, bir toplumda, o yaş grubundaki kadınların canlı doğum sayısının, o toplumdaki o yaş grubu kadının yıl ortası sayısına bölünmesidir. Yaş grupları 15-19, 20-24, 45-49 yaş olarak gruplandırılır. Tamamlanmış doğurganlık hızı, doğurganlık çağının sonuna gelindiğinde gerçekte bir kadına düşen canlı doğum sayısıdır. Yani 45-49 yaş grubu kadınların, doğurdukları ortalama çocuk sayısıdır. Toplam doğurganlık hızı, yaşa özel doğum hızlarının toplanıp 5 ile çarpılmasıyla elde edilir. Ölüm ölçütleri. Kaba ölüm hızı, bir toplumda o yıl içinde meydana gelen tüm ölümlerin, o toplumun yıl ortası nüfusa bölünmesidir. Cinse özel ölüm hızı,
Bir toplumda o yıl içinde meydana gelen o cinsteki ölümlerin, o toplumdaki ve o cinsin yıl ortası nüfusa bölünmesidir. Yaşa özel ölüm hızı, bir toplumda, o yıl içinde meydana gelen o yaş grubundaki ölümlerin, o toplumdaki o yaş grubunun yıl ortası sayısına bölünmesidir. Yaşa cinsiyete özel ölüm hızı, bir toplumda, o yıl içinde meydana gelen o yaş grubu ve cinsteki ölümlerin, o toplumdaki o cins ve yaş grubunun yıl ortası nüfusa bölünmesidir. Bebek ölüm hızı, bir toplumda, o yıl içinde canlı doğup ilk yaşı içerisinde ölen bebek sayısının, o toplumda, o yıl meydana gelen canlı doğum sayısına bölünmesidir. Yeni doğan ölüm hızı, bir toplumda, o yıl içinde canlı doğup yeni doğan döneminde ölen bebek sayısının, o toplumda, o yıl meydana gelen canlı doğum sayısına bölünmesidir. 5 yaş altı çocuk ölüm hızı, bir toplumda, canlı doğup 5 yaşına gelmeden ölen çocuk sayısının, o toplumda o yıl meydana gelen canlı doğum sayısına bölünmesidir. Anne ölüm hızı, bir toplumda, gebelik, doğum veya doğumdan sonraki 6 hafta içinde, gebelik veya gebeliğin şiddetlendirdiği, tesadüfi olmayan nedenlerle meydana gelen kadın ölümlerinin, o toplumdaki aynı süredeki üreme çağındaki kadın sayısına bölünmesidir. Gebeliğe bağlı ölüm hızı, bir toplumda, gebelik, doğum veya doğumdan sonraki 6 hafta içinde, gebelik veya gebeliğin şiddetlendirdiği ve tesadüfi nedenler sonucunda meydana gelen kadın ölümlerinin, o toplumdaki aynı süredeki üreme çağındaki kadın sayısına bölünmesidir. Perinatal ölüm hızı, anne sağlığı düzeyini, doğum öncesi ve doğum sonrası bakımın yeterli olup olmadığını, doğumun da sağlıklı koşullarda yapılıp yapılmadığını gösterir. Bir toplumda, o yıl içinde ölü doğan veya canlı doğup ilk 7 gün içinde ölen bebek sayısının, toplam ölü ve canlı doğum sayısına bölünmesidir. Mortalite hızı, o hastalık nedeniyle o yıl ölenlerin sayısının, o toplumda, o yıl içerisindeki toplam ölüm sayısına bölünmesidir. Fatalite hızı, o hastalık nedeniyle ölenlerin, o hastalığa yakalanan kişi sayısına bölünmesidir. Bu ölçüt, o hastalığın ne kadar öldürücü olduğunu gösterir. Hastalık ölçütleri. Prevalans, bir hastalığın, o toplumdaki sıklığını tanımlar. O hastalığı olanların sayısının, o hastalık için risk altında olan nüfusa bölünmesidir. İnsidans, o hastalığa, belirli bir süre içinde yakalanan yeni tanı konulanların sayısının, risk altındaki nüfusa bölünmesiyle elde edilir. Sağlıklı olmada sağlık hizmetlerinden yararlanma. Sağlık hizmetlerinde, kişileri önce sağlam iken korumak, buna karşın hastalanır ise erken ve uygun tedavi vermek ve gereğinde de rehabilite etmek diye tanımlanabilecek çağdaş sağlık anlayışı dönemine geçilmiştir. Çağdaş sağlık hizmeti anlayışının ilkeleri şunlardır. Kişinin yaşamı bir bütündür, sağlıklı ve hastalıklı dönemler diye birbirinden ayrılamaz. Kişinin hastalığı, sağlıklı dönem diye bilinen dönemdeki birikimlerin sonucudur. Kişi ve çevresi bir bütündür ve birbirinden soyutlanamaz. Kişinin sağlığı, çevrenin, özellikle de sosyal çevrenin bir fonksiyonudur. Sağlık hizmeti, hastadan çok, sağlama götürülen bir hizmettir ve koruma tedaviden daha önemlidir. Bir toplumda en sık görülen, en çok öldüren, en çok sakat bırakan, en çok iş gücü kayıplarına yol açan, en çok sağlık harcamasına neden olan hastalık en önemli hastalıklardandır. Hastalık, yalnızca o kişiyi ilgilendirmez, ailesinden başlayarak tüm toplumu ilgilendirir. Sağlık hizmeti bir ekip hizmetidir. Ekibin tüm üyeleri değerlidir ve hepsinin rolü önemlidir. Günümüzde sağlık hizmeti sunum ilkeleri güncellenmiştir. Toplumsal eşitlik, insan haklarında tanımlanan temel hakların en önemlilerinden birisi sağlık hakkıdır. Bu hak, doğuştan kazanılır. Hakkın kullanılabilmesi için kişilere, yaşadığı ve çalıştığı yerde sağlık hizmeti kesintisiz sunulmalıdır. Yaşamın bütünlüğü, insanın yaşamı, anne karnına düştükten ölünceye kadar bir bütündür. Sağlık hizmetleri bu bütünlüğü göz önüne alarak kesintisiz sunulmalıdır. Çevreyle bütünlük, insanın sağlığı, çevresel faktörlerden etkilenir. Bu nedenle sağlık sorunlarının önlenmesinde ve çözümünde çevresel faktörlerin belirlenmesi ve kontrol altına alınması bir zorunluluktur. Toplumsal etmenler, çevrenin bir diğer bileşeni olan sosyokültürel çevre ve bunun bileşenleri olan kişinin eğitimi, mesleği, inançları, yaşam koşulları, ekonomik olanakları ve ile sağlık arasında ciddi bir bağ vardır. Sağlık hizmetleri, bu etmenler göz önüne alınarak sunulmalıdır. Hizmetin boyutu, sağlık hizmetleri, sadece sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilebilecek hizmetler değildir. Diğer sektörlerin rolü ve sorumlulukları vardır.
Sağlığı korumaya öncelik verilmesi, sağlık hizmetleri sunumunda, koruyucu hizmetlere öncelik verilmesi gerekmektedir. Daha hastalık ve sağlık sorunları ortaya çıkmadan önce verilen hizmetler, daha kolay, daha insancıl, daha ucuz ve daha başarılıdır. Risk gruplarına öncelik verilmesi, sağlık hizmetleri herkese eşit bir biçimde sunulmalıdır. Sağlık hizmeti gereksinimi daha fazla olan bebekler, çocuklar, kadınlar, işçiler, yaşlılar gibi risk gruplarına daha fazla hizmet verilmesi gerekir. Buna, sağlık hizmetlerinde hakkaniyet ilkesi denir. Önemli hastalıklara öncelik verilmesi, çok görülen, çok öldüren, çok sakat bırakan, çok iş gücü ve ekonomik kayıplara neden olan sağlık sorunları hastalıklar, halk sağlığı sorunudur. Bu sorunların saptanması ve kısıtlı kaynakların, bu sorunların kontrolünde ve çözümünde kullanılmasının sağlanması, halk sağlığının önemli çalışma alanlarındandır. Entegre hizmet, sağlık hizmeti sunumlarının sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetler olarak bir arada sunulması gerekir. Halk sağlığı da bu hizmetlerin bir arada sunulmasının plan ve politikalarını geliştirmede rol alır. Sağlık hizmetlerinin ekip olarak sunulması, sağlık hizmetleri sunumunda hekimin büyük rolü olmasına rağmen, tüm basamaklarda eğitim, nitelik ve görevleri birbirinden farklı sağlık personeline ve diğer personele gereksinim vardır. Bunlar olmadan ve birlikte çalışmadan sağlık hizmetleri sunulamaz. Ekipte yer alan her bir çalışanın rolü ve katkısı çok değerlidir. Sağlık-kalkınma ilişkisi, bir toplumda sağlıklı bireylerin olması, o toplumda üretim ve kalkınmayı beraberinde getirir. Sağlıksız bireylerin üretime katkısı sınırlı olabileceği gibi, bu kişiler için yapılan sağlık harcamaları da ekonomik kaybın daha büyümesine neden olur. Öz sorumluluk, kişiler kendi sağlıklarından sorumludur. Bunun geliştirilmesi için kişiler eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir. Halkın katılımının sağlanması, sağlık hizmetleri topluma sunulur. Toplumun sunulan hizmeti ve niteliğini bilmesi, hizmetin başarısını doğrudan etkiler. Sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda toplumun görüşünün alınması, sunumun toplum tarafından kabulünü, uygulanmasını ve başarıya ulaşmasını artıran bir yaklaşımdır. Evrensellik, sağlık sorunları artık tek bir toplumu veya ülkeyi ilgilendirmemektedir. Çevresel faktörlerin yanı sıra ulaşım olanaklarının gelişmesi, sağlık sorunlarının da ülkeler, kıtalar arası yayılımını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle sağlık hizmetleri sunumunda siyasi ve toplumsal farklılıklardan öte, işbirliği zorunludur. Bunun sağlanmasında halk sağlığının ciddi rolü vardır. Koşullara uygunluk, bir toplumda veya ülkede fiziksel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönden farklılıklar olabilir. Bu nedenle o topluma ve zamansal koşullara uygun sağlık hizmeti sunulmalıdır. Toplumun özelliklerinin ve koşullarının belirlenmesi ile hizmetin planlanması ve sunumunda, halk sağlığı anlayışı ve araştırmaları yol göstericidir. Sağlık hizmetlerine gereksinim duyan kişilerin bu hizmetlerden yararlanması, sağlık hakkının temel bileşenidir. Günümüzde bu durum hasta hakları olarak tanımlanmış ve güvence altına alınmıştır. Hasta hakları kavramı, her ne kadar hekimlik mesleği kadar eski olup, etik ve deontolojik kurallar içerisinde yer alsa da kavramsal olarak ilk defa Amerika Hastaneler Birliği tarafından de tanımlanmış ve yayımlanmıştır. Bunu, de, Lizbon'daki Dünya Tabipler Birliği'nin bildirgesi izlemiştir. Ardından hem dünyada hem ülkemizde hasta hakları kavramına en çok sahip çıkan meslek grubunun hekimler olduğu görülmüştür. Sağlık Bakanlığı'nca 1998 yılında çıkartılan Hasta Hakları Yönetmeliğinde, hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve TC Anayasası, milletler arası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış olan haklar diye tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanım, hastanın kaybettiği sağlığını en kısa zamanda, mümkün olabildiğince en yüksek seviyede, en konforlu ve saygın bir biçimde geri alabilmesi yanında, hastalığına karşın yaşam kalitesinin korunması ve insan onuruna yakışır biçimde ölebilmesi gibi kavramları da içine almıştır. Hasta hakları başlığı altında tanımlanan, insanlığın ortak akıl ve vicdanının ürünü olan bu değerler haklar şunlardır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma. Sağlığını koruyup geliştirebilme. Sağlık politikalarının oluşumuna katılım ve denetleme. Adalete ve hakkaniyete uygun faydalanma. Hastalığı sağlık durumu ile ilgili bilgi isteme bilgi alma. Hasta bilgilerinin korunması gizliliğinin sağlanması. Kendisi ile ilgili tıbbi kayıt ve dokümanlarına ulaşma. Hizmetten, genel ve eşit olarak yararlanma. Hekimini ve sağlık kurumunu seçme ve değiştirme.
Kendisine hizmet verecek veren sağlık personelini tanıma, seçme ve değiştirme. Hastanın, öncelik hakkının, tıbbi ölçütlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme. Çağdaş sağlık hizmeti olanaklarından yararlanma. Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım. Doğru teşhis ve tedavi olma. Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı. Tıbbi araştırmalardan korunma. Tıbbi özen gösterilmesi, saygı ve şefkat görme, özenli hizmet alma, moral destek alma. Kendisine yapılacak tüm tıbbi girişimler öncesinde aydınlatılma ve bu aydınlatmadan sonra onam verme. Hasta mahremiyetinin korunması. Tedaviyi reddetme. Güvenliğin sağlanması. İnsani özellikleri ve gereksinimleri düşünen, konfor içerisinde hizmet alma. Moral ve manevi destek alabilme, din inanış ve inançlarının gereklerini yerine getirebilme olanağını talep etme. İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret. Refakatçi bulundurma. Şikayetçi olma ve zararının tazmin edilmesini isteme. Onurlu bir biçimde ölme. Bu haklar ülkemizde dahil, gelişmiş ülkelerde yasal güvence altına alınmıştır. Toplum ve toplum adına bu hizmetleri sunmakla yükümlü hükümetler, hastanın sağlığına kavuşabilmesi için hukuksal, ekonomik, örgütsel yapılar ile sosyal güvence altında olanakları hazırlar, ona destek olur. Bununla birlikte hasta haklarının kullanımı da bazı koşulları beraberinde getirmektedir. Kişiler, hasta haklarının neler olduğunu bilmelidirler. Bu hakları talep ederken saygı, nezaket ve hukuk kuralları çerçevesinde hareket edilmelidir. Hak istemi ve kullanımı için fiziksel, sözlü ve duygusal yönden karşısındakine zarar veren tartışma ve şiddet, kabul edilemez ve seçilecek bir yol olamaz. Hak kullanımı, başkalarının haklarını gözetmekle başlar. Diğer hasta ve hasta yakınlarının, hekim ve sağlık personelinin hakları gözetilmeli, hatta ihlal edilmemelidir. Hak isteminde, beklentiler açık olarak ortaya konulmalıdır. Hasta, hastalığı ve sağlık durumu ile ilgili bilgiyi, öncelikli olarak kendi tanı ve tedavi sürecini yürüten hekiminden almalıdır. Hasta yakını kavramı, tıbbi etik ve hukuk açısından önemlidir. Tıp ve hukuk, hasta yakınını, hastanın tanımladığı haliyle kabul eder. Bu nedenle herkesin hasta yakını olması beklenemeyeceği gibi, hasta ile ilgili bilgi istemi, hasta hakları açısından bilginin gizliliği mahremiyeti ile uyuşmamaktadır. Hasta yakınları bu nedenle sağlık personelini zorlamamalıdır. Tanı ve tedavi amaçlı tıbbi girişimlerde, olası beklenen etkiler, yan etkiler, işlem yapılmazsa karşılaşılacak riskler, diğer yöntemler hakkında bilgi aldıktan ve tamamen aydınlandıktan sonra işlem için aydınlatılmış onam verilmelidir. Hasta sağlığı ve hastalığının durumu ile ilgili tüm tıbbi bilgileri isteme ve elde etme hakkına sahiptir. Bu nedenle tıbbi kayıtların tutulması, hekim, hemşire ve ilgili diğer sağlık personeli için gerekli ve çok önemlidir. Hasta ve hasta yakınları, hasta hakları ihlali olduğunu düşündükleri bir durum söz konusu ise sağlık kurumlarında yer alan hasta iletişim birimleri veya hastane yönetimlerine, bunların yazılı olarak iletilmesi gerekir. Gerekirse hukuksal anlamda diğer başvuru kanalları kullanılabilir. Yani sorunlar, hukuk kuralları içerisinde çözülmelidir. Kavga, tartışma, şiddet, kendi içinde haksızlıkları ve ciddi sorunları beraberinde getirir. Hasta haklarının kullanılması hak olmakla birlikte, hastaların yükümlülükleri de söz konusudur. Bunlar, hastalar da hekim, hemşire ve sağlık personellerine karşı saygılı ve özenli davranmalıdırlar. Hastalar, tanı ve tedavi sürecinde hekimlerine, hemşirelere ve ilgili diğer sağlık personeline karşı dürüst olmalıdırlar. Kendileri ile ilgili bilgileri gizlememeliler, içtenlik ve samimiyet içinde paylaşmalılar, yalan söylememeliler, yanıltıcı bilgiler vermemelidirler. Hastalar, hekim ve sağlık çalışanlarına, kişisel gereksinimlerini çıkarlarını gözeterek ve onların, meslek hukuk ve etik kurallarına uygun olmayan istemlerde bulunamazlar. Bunun için psikolojik, sosyal ve fiziksel baskı kuramazlar. Hastalar ve hasta yakınları, sağlık hizmeti aldıkları sağlık kurumunun bina, eşya, cihaz, araç gereç, malzemelere ve zarar veremezler. Hastalar, kendilerine verilen randevu tarih ve saatlerine uymalıdırlar. Hastanın refakatçi ve ziyaretçileri, hastane kurallarına uymalıdırlar. Ayrıca hastanenin düzenine, temizlik ve hijyen özelliklerine dikkat etmeli, bozmamalıdırlar. Hastalar, sağlık ve hastalıkları ile ilgili yeterince bilgi aldıklarında, kendilerine uygulanacak tedavilerle ilgili karar vermekten kaçınamazlar. Hastalar,
kendilerine anlatılan ve kabul ettikleri tedavi yöntemlerine ve ilaç kullanımlarına özen göstermelidirler. Hastalar, verilen tedavileri kullanmak, yaptırmak istemeyebilir, reddedebilirler. Ancak bunu, bakımlarını üstlenen hekim, hemşire ve ilgili diğer sağlık çalışanından gizlememelidirler. Hastalar, taburcu edilecek veya başka bir sağlık kurumuna nakledilecekse, gerekli işlemlerin yapılmasında görevlilere yardımcı olmalı ve gecikmeye neden olmamalıdırlar. Hastanın her yakını tanıdığı hasta yakını değildir. Hasta yakını olmayanların hasta hakkında bilgi alma talebi, tıbben ve hukuken uygun değildir. Hasta kimi yakını olarak gördüğünü belirtmedikçe hasta yakınlarının hekim ve sağlık çalışanlarından bilgi alma taleplerinde ısrarcı olmamaları gerekir. Hasta ve hasta yakınlarının, sağlık kurumlarının park yasağı, kapalı ve izin verilmeyen açık alanlarında tütün mamulü kullanma, gürültü etme, cep telefonlarını uygunsuz kullanma, katı atıkları atık kutularına atma, tuvalet ve banyoların hijyen kurallarına uyma ve ilgili tüm kurallarına uyması zorunludur. Sağlıklı Yaşam Dersi 2. Ünite Özeti. Sağlığın geliştirilmesi, korunması ve koruyucu sağlık uygulamaları. Sağlığın geliştirilmesi. Dünya Sağlık Örgütü de sağlığı sadece hastalık ve sakatlığın olmayışının ötesine çıkararak zaman içinde sağlık hizmet sunumunun ve örgütlenmesinin, bir yol göstericisi ve sağlık politikalarının stratejik hedefi olarak tanımlamıştır. Sağlığın geliştirilmesi için sosyal adaletin gerekliliği ilk kez, De Cenevre'de yapılan 13. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu'nda, 1978 yılında Almata'daki DSÖ Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı ve Bildirgesinde yer almıştır. DSÖ'nün ve hükümetlerin başlıca sosyal amacı, 2000 yılına kadar herkesin sosyal ve ekonomik açıdan üretken bir yaşam sürdürebileceği bir sağlık düzeyine erişmesini sağlamak olmalıdır. DSÖ, bildirgede yer alan bu ifadeden sonra 2000 yılında herkes için sağlık hedeflerini belirlemiştir. Herkes için sağlık hedeflerinin temel amacı, ülkeler ve bölgeleri arasında sağlık yönünden farklılıkların, eşitsizliklerin en aza indirilmesi, ortadan kaldırılması, insanların fiziksel, mental ve sosyal potansiyellerini kullanabilmesinin sağlanması, hastalık ve engelliliklerin en aza indirilmesi, engelli olanların sosyal ve tıbbi rehabilitasyonu sağlanarak topluma yeniden kazandırılması, erken ölümlerin önlenerek, doğumda beklenen yaşam sürelerinin uzatılmasıdır. Bu kavram, zaman içinde yaşama yıllar katmak, yıllara da yaşam katmak olarak gelişmiştir. Sağlığı geliştirme ile ilgili bu kavramı kullanarak yapılan ilk toplantı, 1986 yılında, Kanada Ottawa'da yapılan 1. Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi Konferansı'dır. Günümüzde sağlığın geliştirilmesi, sağlığın, bireysel ve sosyal belirleyicilerini, çevresel koşulları da düzenleyerek tüm insanların sağlığını olumlu yönde geliştirmeyi irdeleyen modern halk sağlığı branşına gelmiştir. Sağlığı geliştirme kavramının kabulüne ve ilginin artmasına yol açan nedenler ise şöyle sıralanabilir. Yaşama yıllar katmak kadar yıllara da yaşam katmak, yani yaşanılan yılların kalitesini yükseltmek. Kişilerin, kendi yaşamlarını kontrol altına alma ve sağlıkları konusunda söz sahibi olmalarını istemeleri. Geleneksel sağlık öğretilerinin yerini sağlık eğitimi kavramına bırakması, eğitim biliminin de gelişmesine paralel olarak geleneksel erişkin eğitim yöntemlerinin etkisinin sınırlı olması. Hastalıkların temelinde toplumsal ve kişisel yaşam özelliklerinin etkisinin farkına varılması. Sağlık durumu, sağlığın bozulması, hastalığın ortaya çıkması ile sağlık bakım ve tedavisi arasındaki ilişkinin zayıf olduğunun anlaşılması. Sağlığı geliştirme stratejilerinde 5 prensip vardır. Sağlığın geliştirilmesinin koşulları, sağlığın geliştirilmesi gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde, toplumdaki temel değişimlerden etkilenmektedir. Sağlığın geliştirilmesi DSÖ'nün sağlık tanımının 3 boyutunu bütünlemektedir. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığın, fiziksel, sosyal ve mental boyutlarını hedef almaktadır. Sağlığın geliştirilmesi, hükümetlerin sağlık alanındaki sorumluluklarını destekler, sağlık, temel bir insanlık hakkı olup, hükümetler vatandaşlarının bu hakka ulaşabilmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Vatandaş sağlığını korumak, sağlamak ve bozulursa iyileştirmekle yükümlüdürler ve politika geliştirirken ya da hizmet sunarken sağlığı, ana bileşen olarak ele almak zorundadırlar. Gönüllü kuruluşlar ve özel sağlık sektörü de halkın sağlığına katkıda bulunur. Asıl belirleyici ülke yönetimleridir. Sağlığın geliştirilmesi, sağlığı toplum adına savunur, sağlığın geliştirilmesi toplum yararına olup, toplumun bütününe sosyal ve ekonomik gelişim açısından fayda sağlamaktadır. Sağlığa katılım, sağlığın geliştirilmesinin esas unsurudur, sağlık hizmetleri toplumun,
siyasi, ekonomik ve kültürel yapısına uygun sunulmalıdır. Sunulan hizmetin toplumda kabulü, kapsayıcılığı ve kalitesi ancak toplum katılımının sağlanması ile mümkündür. Bunun için sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığının arttırılması gerekir. Sağlığı geliştirme etkinlikleri şu stratejik yaklaşımları kapsamalıdır. Sağlık ve iyiliği geliştirmek için kamu politikalarını ve etkinliklerini koordine etmek. Sağlık ve sosyal hizmetler sistemini en etkili ve en ekonomik çözümlere yönlendirmek. Bireyin potansiyelinin güçlendirilmesini teşvik etmek. Sosyal yapılara destek sağlamak, sağlıklı ve güvenilir ortamlar geliştirmek. Hayat şartlarını geliştirmek. Gruplar ve toplumlar arasındaki eşitsizlikleri gidermek. Kötü beslenme, sağlığa zararlı ürünlerle mücadele etmek. Kaynakların kirlenmesi ve tüketilmesini önlemek. Sağlıklı olmayan yaşam koşulları ve çevrelerin, doğaya zarar vermeden, rehabilitasyonunu yapmak, sağlıklı hale getirmek. Risk grupları için ve onlarla birlikte hareket etmek. İnsanları sağlık konusunda eğitmek, becerilerini artırmak, kendilerini, ailelerini ve toplumun sağlıklarını korumalarını sağlamak ve bu konuda onları desteklemek. 1986 Ottawa Sözleşmesi'nde vurgulanan sağlığın temel koşulları ve kaynakları şunlardır. Barış, barınma, eğitim, gıda, gelir, kesintisiz korunan bir ekosistem, sürekliliği olan kaynaklar, sosyal adalet, hakkaniyet. Bunları gerçekleştirmek için tanımlanan eylemler ise şunlardır. Savun, kolaylaştır, aracı ol. Sağlığın geliştirilmesi Ottawa'dan sonra birçok ülkede kabul görmüş, ardından sırasıyla Adelaide, Milano, Sundsvall, Jakarta, Major City, Bangkok, Nairobi konferansları ile sağlığın geliştirilmesi kavramı, küresel bir anlama kavuşmuş ve uygulama safhasına geçmiştir. Sağlığın geliştirilmesinde birbirlerini tamamlayan iki kavram, sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığıdır. Sağlık eğitimi, sağlığı toplumsal bir değer haline getirmeyi, halkı sağlık sorunlarını çözmek için kullanabileceği bilgi ve becerilerle donatmayı ve kişilerin, sağlıkla ilgili bilgilerinin ve farkındalıklarının artırılarak, düşünce ve tutum geliştirmelerini, sonucunda da olumlu ve istendik yönde davranış ve yaşam biçimi değişiklikleri oluşturmalarını amaçlar. Sağlık okuryazarlığı ise okuryazarlık ile ilişkili olup, insanların, yaşamları boyunca sağlık hizmetleri ile ilgili konularda düşünce ve tutum geliştirerek karar verebilmek, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek için sağlıkla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilmek, sağlık ile ilgili bilgileri ve mesajları doğru olarak algılamak ve anlamak istekleri ve kapasiteleridir. Sağlık okuryazarlığı düzeyini yükseltmek ve sağlık bilincini geliştirmek için şunlar önerilmektedir. Sağlık okuryazarlığı eğitimi, erken çocukluk döneminden itibaren yapılmalıdır. Sağlığın geliştirilmesi kavramı, okul eğitimi sırasında geliştirilmelidir. Yetişkin dönemindeki eğitimde olası engellerle baş etme yolları geliştirilmelidir. Bireylerin özelliklerine ve kapasitelerine uygun çok yönlü programlar yapılmalıdır. Katılımcı eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. Sağlıklı olmak ve iyilik hali için yeni yöntemler geliştirilmelidir. Sağlığın geliştirilmesi kavramı içinde sağlıklı yaşam davranışlarının yaygınlaştırılması ve eğitiminde temel olarak alınması gereken konular şunlardır. Sağlıklı yeterli ve dengeli beslenme. Fiziksel aktivite. Düzenli ve yeterli uyku. Düzenli sağlık kontrolünün yaptırılması. Stresle baş edebilme. Sigara, alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanmama. Hobi ile uğraşı. Güneşin zararlı etkilerinden korunabilme. Güvenli cinsel ilişki. Aile planlaması. Bağışıklanma. Evde, işte, trafikte ve kazalardan korunma. Sağlığın korunması. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra muayene ve tıbbi tetkik ve tahlillerle tanı konulunca, yaşanılan bu durum hastalık adını alır. Enfeksiyon hastalıkları ile kimyasal ve bazı fiziksel etkenler nedeniyle meydana gelen sağlık sorunlarında ve hastalıklarda etken bellidir. Hipertansiyon ve koroner kalp hastalıkları, epilepsi, multiple skleroz gibi nörolojik hastalıklar, diyabetes mellitus, hipertiroidi gibi endokrin bozukluklar, kanserler gibi birçok hastalık ve sağlık sorununda ise bugün tanımlayabildiğimiz nedensel etkenler kısıtlıdır. Bu tür sağlık sorunları ve hastalıklara, çoklu etkenlerin neden olduğu sağlık sorunları veya hastalıklar denilmektedir. Sağlığın korunması basamakları şunlardır. Birincil korunma, hastalığın kişide biyolojik olarak başlamasından önce alınan önlemlerle, sağlığın korunmasıdır.
Yukarıda temel hedef olarak da tanımlanan bu aşamada etkin ve nitelikli önlemlerle sağlığın korunması esastır. İkincil korunma, hastalıkların belirtisiz dönemlerinde ya da belirtilerin hafif olduğu dönemlerde, erken tanı ve etkin tedavi edilmeleridir. İkincil korumaya erken tanı hizmetleri de denir. Üçüncül korunma, hastalığın klinik bulgu ve belirtilerinin ortaya çıkışından sonra, hastaların en iyi şekilde tedavisi, tedavinin başarılı veya yeterli olmadığı zaman gelişen sağlık ve sosyal sorunların rehabilite edilmesiyle bireyin, yaşamsal aktivitelere katılımının sağlanmasıdır. Tıbbi rehabilitasyon. İşitme sorunu olan kişilerin işitme protezi kulaklık kullanması. Gözünde kırma kusuru olanların gözlük veya lens kullanması. Diş kaybı olanların implant veya takma diş protezi kullanması. Yürüme sorunu olanların baston veya tekerlekli sandalye araba kullanması. El, kol, ayak ve bacağı olmayan kişinin protez kullanması. Sosyal rehabilitasyon. Engeli olan kişinin çalışma yaşamına kazandırılması. İş kazası sonucu bacağını kaybeden bir şoförün masa başı bir göreve alınması. Görme engelli kişinin telefon santralinde görevlendirilmesi. Psikiyatrik sorunu olan kişinin el işi veya bahçe işi yapması. Temel korunma, toplumu, sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kalkındırarak sağlık sorunlarında veya hastalıklarda rol oynayan etmenlerin etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Belli bir hastalığa özgü olmayıp birçok hastalığa ve genel yaşama ilişkin önlemlerdir. İlgili konuda mevzuat çıkartılması yoluyla yapılan korumadır. Koruyucu sağlık uygulamaları. Çağdaş sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlığın korunması daha önemli bir yaklaşımdır. Tedavi ve rehabilite edici hizmetler sunumu, daha kompleks ve daha nitelikli insan gücü, donanım, mekan ve teknoloji ile bunların döngüsünün sağlanması gerektiği için ekonomik kaynaklara ve yatırımlara gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle çalışması kısıtlanan veya çalışamayan kişinin üretimden uzaklaşması ve bu kişi için sağlık harcaması yapılması, toplumsal açıdan ekonomik kayıp olarak değerlendirilmektedir. Aksine sağlıklı kişi üretken olup, sağlık harcaması da yapılmayacağı için toplum da bundan yarar görmektedir. Bu nedenlerle sağlığın korunması gereklidir. Sağlığın korunması denildiğinde de, sağlığın bulunduğu durumdan, bir sonraki olumsuz aşamaya geçmesinin önlenmesi kastedilmektedir. Bunu birinci, ikincil ve üçüncül düzey koruma tanımlarında görmek mümkündür. Bununla birlikte sağlığın korunmasının temel hedefiyle kastedilenin, birincil düzey koruma olduğu anlaşılmalıdır. Bu uygulamalardan bazıları şunlardır. Çevrenin korunması, çevre, bizden uzakta olan bir kavram değildir. Vücudumuzun dışındaki her şey çevremizdir. Bu nedenle burnumuzun ucunda nefes aldığımız hava, içtiğimiz su, yediğimiz besin, giydiğimiz giysi sağlık açısından uygun olmalıdır. Çevresel önlemlerin bir kısmı, temel koruma kapsamında, devletlerin, kamu kurumlarının mevzuatı, standartları ve kararları ile belirlenir. Ayrıca kişilerin çevrelerini korumaları da mümkündür. Ergonomi, iş yaşamının ve koşullarının, kullanılan cihaz, araç, gereç ve teçhizatın insan yapısına uygun haline getirilmesi olarak tanımlanan ergonomi, artık sadece iş yaşamı için değil, günlük toplumsal yaşamdaki tüm çevresel yapı ve özelliklerin, anatomik, antropometrik ve fizyolojik olarak insana uyumlaştırılması olarak tanımlanmaktadır. Bu sayede çalışma ve sosyal yaşamda verimlilik, güvenlik ve rahatlık sağlanmış olur. Ergonomik ilkelerin yerine getirilmesi için anatomi, antropometri, fizyoloji, psikoloji gibi sağlık bilimleri, tıp ve mühendislik bilimleri işbirliği içerisinde çalışmalıdır. Sağlık bilimleri ve tıp, insan üzerindeki, mühendislik bilimleri ise teknik ve çevresel ögelerdeki deneyimleriyle çevre ve insan uyumunu sağlayabilirler. Bir ürünün ergonomik olduğunu belirleyen ölçütler şunlardır. Kullanıcıya uygun olmalı. Kullanımı kolay olmalı. Rahatlığı ve konforu artırmalı. Sağlık ve güvenliği artırmalı. Performansı ve iş verimliliğini artırmalı. Ergonomi 3 bölümde incelenir. Fiziksel ergonomi, fiziksel çevrenin, insanın, antropometrik, anatomik ve fizyolojik özelliklerine uygun olmasıdır. Bilişsel ergonomi, bilgiyi algılama, anlama ve işleme gereksinimleriyle ilgilenir. Uygulamaların hatasız ve en az düzeyde olması, dolayısıyla insanın performansının artırılması amaçlanır. Gösterge panelleri, kadranlar, kontrol sistemleri ve bilgisayar sistemleri en temel örneklerindendir. Örgütsel ergonomi, iş yaşamında kamu ve özel bir kurum, kuruluş, işletme,
İş yeri ve örgütün yapılandırılması ve işleyişinin sağlanmasında yararlanılan bir ergonomi alanıdır. Konuları arasında, iletişim, ekip, ekip yönetimi, işin planlanması, iş tasarımı, çalışma saatlerinin belirlenmesi, çalışanların görev ve rollerinin belirlenmesi, kalite yönetimi gibi konular vardır. Örgütsel ergonominin anahtarları, iş akış şemalarının, yönerge ve standartların oluşturulması, çalışanların eğitimi ve bunlara tam uyumunun sağlanmasıdır. Böylece örgüt içi iletişim daha sağlıklı oluşturulabilir ve örgütsel kültür, kurum kültürü, kurum aidiyeti sağlanmış olur. İş sağlığı, insanlar, geçimlerini sağlamak, aile olabilmek, gereksinimlerini karşılayabilmek, geleceklerini garanti altına alabilmek, çocuklarına iyi koşullar oluşturabilmek, toplumda yer edinebilmek, kendilerini yararlı hissedebilmek gibi nedenlerle, değişik mesleklerde ve işlerde çalışmaktadırlar. Bu işlerde, iş kazası ve meslek hastalığı denilen, o işe özgü sağlık sorunları ile karşılaşırlar. İki durumda %100 önlenebilir. Bu açıdan iş sağlığı ve güvenliği kavramı geliştirilmiştir. Temeli, işe uygun insan, insana uygun iş, insanın sağlık ve güvenlik içinde işini yapabilmesidir. Bu anlamda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, birebir mevzuatı gereği temel korunma, uygulamaları şekliyle de birincil düzeyde sağlığı korumadır. Tütün ürünleri, alkol ve bağımlılık yapıcı madde kullanımının önlenmesi, çağımızın, geri dönüşümsüz sağlık sorunlarına ve ölümlere neden olan bu bağımlılık yapan maddelerle mücadelesinin ana hattı, ilgili sektörlerin hedeflerindeki çocukları, gençleri ve kadınları korumak, başlamalarını önlemektir. Bağışıklama aşılama, insan ve hayvanlarda hastalık yapan virüs, bakteri gibi mikropların, hastalık yapma özelliklerinin ortadan kaldırılması, öldürülmesi ya da mikropların salgıladığı zehirlerin etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere aşı denir. Aşının insanlara yapılması sonucu, o hastalığa karşı direnç geliştirilmesine bağışıklama denir. Bağışıklık, aktif olarak aşıyla veya hastalığın geçirilmesiyle sağlanabileceği gibi, o hastalığı geçirenlerden izole edilen veya laboratuvarda geliştirilen serum immunoglobulin adı verilen maddelerin vücuda verilmesiyle pasif olarak da sağlanabilir. Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Vücut, bu şekilde mikrop ya da toksinleri tanır ve onlara karşı bir savunma yöntemi yani antikor denilen koruyucu maddeler oluşturur. Böylece gerçek mikropla karşılaşıldığında da bu yöntemle savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Oluşan direnç, uzun süre genelde de ömür boyu vücutta kalır. Aşılama ile öldürücü ve sakat bırakıcı bir hastalığa karşı savaş söz konusudur. Aşılama ile büyük salgınlara, sakatlık ve ölümlere neden olan hastalıklar oldukça sınırlandırılmış, bunun sonucunda çocuklar ve gençler ölümden kurtulmuşlar, yaşam süresi uzamıştır. Hemen tüm aşılar uygun olan herkese yapılabilir. Sağlık Bakanlığı'nın takviminde yer alanlar ise yapılmalıdır. Bazı aşılar, bazı durumlarda yapılmamalıdır. Ancak bunun kararını hekim vermelidir. Aşı, hastalıkların önlenmesinde en güçlü ve etkili halk sağlığı müdahalesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaçlarla hastalıklardan korunma, buna antimikrobiyal kemoprofilaksi de denir. Sıtma, tüberküloz, meningokok menenjiti, sifilis, gonore enfeksiyonları ile karşılaşmadan önce, karşılaşma riski ortaya çıktığında, uygun antibiyotiklerin doktor kontrolünde kullanılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda, uygun zamanlarda, örüntü ve miktarları açısından dengeli almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Fiziksel aktivite, günlük yaşamdaki rutin aktivitelerin dışında, kas ve eklemler kullanılarak enerji harcanmasını içeren, kalp ve solunum hızını artıran, farklı şiddetlerde yapılabilen ve yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Aile planlaması yöntemlerinin kullanılması, aile planlaması, çiftlerin istedikleri sayıda, istedikleri zamanda, anne ve çocuk sağlığı için uygun aralıklarla çocuk sahibi olmalarının sağlanması demektir. Her çiftin, sahip olmak istedikleri çocuk sayısını belirlemeleri ve sahip olmaları, onların en doğal hakkıdır. Aile planlaması hizmetleri ise çiftlerin kendi hür düşünceleriyle istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlayan, bireyleri ve çiftleri üreme sağlığı konusunda eğiten, anne bebek ölümlerini önlemeye ve anne çocuk sağlığını korumaya çalışan, istenmeyen gebelikleri önlemeye çalışan,
Çocuk sahibi olmak isteyenlere de tıbbi yardım sağlamayı amaçlayan önemli sağlık hizmetlerindendir. Aile planlaması, nüfusu azaltmaya çalışan bir yaklaşım değildir. Tersine, başta anne olmak üzere, bebek, çocuk ve toplumun sağlığını korumayı hedefleyen, sağlıklı üremeyi sağlayan, dolayısıyla aşırı doğurganlıkları, istenmeyen gebelikleri, uygunsuz sağlıksız düşükleri, riskli gebelikleri önleyerek, toplumun sağlıklı olmasını sağlayan bir anlayıştır. Çocuk sahibi olamayan çiftlere de çocuk sahibi olabilmeleri için tıbbi desteğin verildiği bir hizmettir. Aile planlamasının anne ve çocuk sağlığı ile toplum için yararları şöyledir. Anne sağlığı üzerine olumlu etkileri. İki gebelik arasındaki sürenin, anne sağlığı için risk oluşturmayacak şekilde düzenlenmesini sağlar. Belirlenen bu süre en az 2 yıldır ancak bu sürenin ideali 3 yıldır. Aşırı doğurganlığı önler. Kadının 4 ve üzeri doğumlarında ölüm ve hastalık riski artar. Riskli gebelikleri önleyerek kadının sağlığını ve yaşamını korur. İstenmeyen gebelikleri ve sağlıksız düşükleri önler. Erken veya geç yaştaki gebelikleri önler. Anneyi aşırı doğurganlık, istenmeyen gebelik, riskli gebeliklerden koruduğu için, annenin ruh sağlığına da olumlu katkısı söz konusudur. Anne ölümlerini önler. Toplumda sağlıklı anne, kadın ve çocuk sayısı artar. Çocuk sağlığı üzerine olumlu etkileri. İstenmeyen gebelikler nedeniyle istenmeyen bir çocuğun dünyaya gelmesine engel olur. Erken ve geç yaşta gebe kalan kadınların çocuklarında, sağlık sorunları daha sık ve kalıcı olabilir. Bunları önler. Sağlıklı doğan bebek sayısı artar. Aşırı doğurganlık, riskli gebelikler ve EB sonucu bebek ölümlerinin olmasını engeller. Bebekler, çok kısa aralıklarla doğmayacağı için daha sağlıklı olurlar. Ebeveynler çocuklarına daha fazla ilgi gösterebilirler, ekonomik gereksinimler ve eğitim olanakları sağlayabilirler. Bunlardan dolayı çocuğun ruh sağlığı korunabilir ve geliştirilebilir. Çocuklar daha iyi beslenme, barınma ve bakım olanaklarına sahip olabilirler. Toplum üzerine olumlu etkileri. Kadınların ve çocukların sağlıklı olması sonucu sağlıklı bir toplum oluşur. Etkili aile planlaması uygulayan toplumlarda nüfus, dengeli ve planlı bir şekilde artar. Kadın ve çocuk sağlığı için harcanacak tedavi giderleri azalır. Ekonomik kaynakların daha planlı ve verimli kullanılmasına yardımcı olur. Gebelikten korunmak için herhangi bir yöntem kullanmadan, düzenli cinsel ilişkide bulunan kadınların 8-0-9-0'ı, 1 yıl içinde gebe kalabilirler. Kadında her 28 günde bir DET kanaması olur. Bu 28 günlük süreye, menstrual siklus denir. DET kanamasının başlaması birinci gün olarak kabul edilir. Bundan 28 gün sonra ikinci menstrual siklus kanaması başlar. Menstrual kanama başlamasından 14 gün önce de kadının yumurtalıklarından yumurta atılımı olur. Bu yumurta hücresi erkek sperm hücresiyle birleşirse, döllenme olur. Döllenen hücre, kadının rahmine yerleşirse, hamilelik başlamış olur. Gebeliğin oluşabilmesi için en uygun dönem, spermlerin, kadın genital sisteminde en fazla 72 saat canlı kalabilmeleri nedeniyle, yumurtlamadan 3 gün önce başlar ve 3 gün sonra sona erer. Bu sürelerdeki cinsel ilişki sonucu hamilelik oluşabilir. Aile planlaması yöntemleri kullanılarak gebeliğin önlenmesine kontrasepsiyon, bu amaçla kullanılan yöntemlere de kontraseptif yöntemler denir. Kontraseptif yöntemler şunlardır. Geleneksel yöntemler. Geri çekme, cinsel ilişki sırasında, erkeğin cinsel organının boşalmadan önce, hazneden çıkarılarak meninin dışarı boşaltılmasına dayanan bir yöntemdir. Etkinliği düşük bir kontraseptif yöntemdir. Takvim yöntemi, yumurtlamadan 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası dönem, gebe kalma olasılığının en yüksek olduğu dönem olduğu için, düzenli DET gören kadınlarda bu dönemde cinsel ilişkiye girilmemesi esasına dayanır. Çiftler arzu ederlerse bu süre içinde bariyer yöntemler kullanarak gebeliği önleyebilirler. Haznenin içinin yıkanması, cinsel ilişkiden sonra kadının vajinenin su, hatta bazen sabun ile yıkamasıdır. Ancak sperm hücreleri saniyeler içinde rahime kadar ulaşabilecekleri için güvenilir olmayan ve gebeliği önleyici etkisi oldukça sınırlı bir yöntemdir. Emzirme, doğumdan sonra, ilk 6 ay boyunca anne, bebeğini sadece anne sütü ile beslerse, su dahil ek gıda vermezse, annede yumurtlama gerçekleşmeyebilir. Bu durumda, cinsel ilişki olsa dahi gebelik oluşmaz. Modern yöntemler. Doğum kontrol hapları, OKS, 21 veya 28 hap içerir. 21 hap, içeriğinde östrojen ve progesteron olan haplardır.
Diğer 28 hap içeren kutularda ise 21 hap hormon, 7 hap demir içeren haplardır. Kutusunda 21 tane hap olan oksinin detkanamasının, 5 günü içerisinde alınılabilirse de ilk günü birinci haptan başlayarak 21 gün boyunca her gün aynı saatte bir tane hap ağızdan yutularak içilir. Haplar 21. günde bittiğinde 7 gün hap içilmez. Bu dönemde det kanaması olur. Bu 7 günlük aradan sonra 29 gün, diğer kutunun ilk hapı içilir ve her gün bir hap almak üzere aynen devam edilir. Kutusunda 28 hap olanlarda da aynı işlem söz konusudur. Ancak burada hap içilmeyen gün yoktur. Hormon içeren 21 haptan sonraki 7 hap demir içermesi nedeniyle kadının det kanaması sırasında kaybettiği demirin bir bölümünü yerine koyması açısından avantajlıdır. OKS her gün aksatılmadan, düzenli yani aynı saatte alındığında, çok bir doğum kontrol yöntemidir ve etkinliği 9-9'a ulaşır. Bırakıldığında hemen gebelik oluşabilir. Bir de sadece progesteron içeren mini haplar vardır. Östrojen içermediğinden doğum sonrası ve annenin emzirdiği dönemde doğum kontrol yöntemi olarak tercih edilebilir. Düşükten sonra da başlanabilir. Gebeliği önleyici iğneler, her ay ve 3 ayda bir yapılan iki türü vardır. 3 aylık enjeksiyonlarda, sadece progesteron varken, aylık enjeksiyonlarda progesterona ek olarak östrojen de bulunur. 3 aylık iğnelerin etkisi, mini haplara, aylık iğnelerin etkisi, kombine oksilere benzer. Gebeliği önlemede başarısı, %99 gibi yüksek bir değerdedir. Daha önce hiç gebe kalmamış kadınlarda da geri dönüşümlü bir yöntem olup rahatlıkla kullanabilir. Deri altı kapsülleri, kibrit çöpü gibi silikon yapılı ürünlerdir. Eğitimli sağlık personelince, kolun iç kısmına, cilt altına yerleştirilir. Adetin ilk 7 günü içinde uygulanır. Progesteron içerdiği için etkisi, mini hap veya 3 aylık iğnelere benzer. Çok etkili yöntemlerden birisidir. Etkisi, türüne göre, 3-5 yıl sürer. Cinsel yaşantıyı olumsuz yönde etkilemez. Her yaştaki kadına uygulanabilir. İstenildiği zaman çıkarılabilir. Rahim içi araç, polietilen esnek materyalden yapılmış, rahim içine sığacak büyüklükte tasarlanmış, T şeklinde bir alettir. Plastik gövdenin etrafına bakır tel sarılıdır. Bazı rüyalarda bakır yerine progesteron hormonu eklenmiştir. Progesteron hormonu içerikli rüya, bakırlı rüyaya göre det kanaması miktarını ve det ağrısını azaltır. Yerleştirildikten hemen sonra etkisi başlar ve 10 yıl boyunca etkilidir. Çıkarıldıktan hemen sonra gebelik geri döner. Rüya, spermlerin kadının tüplerine ulaşmasını engeller. Diyafram, servikse yerleştirilen, ince plastikten yapılmış bir çeşit kapaktır. Spermlerin rahme geçişini engelleyerek gebelikten korur. Spermisidlerle birlikte kullanıldığında koruyucu etkisi daha da artar. Kadın, her cinsel ilişki öncesinde diyaframı kendisi yerleştirir, cinsel ilişkiden sonra 6 saat kalır, sonra çıkarır, yıkar, kurular ve özel saklama kabına yerleştirir. Kadın kondomu, kadın için ince poliüretandan yapılmış esnek ince bir kılıftır. Cinsel ilişkiden önce hazneye yerleştirilir. İlişki sırasında meni ve içindeki spermlerin vajenle temas etmesini ve rahme geçişini engeller. Spermisidlerle birlikte kullanıldığında koruyucu etkisi artar. Bir diğer yararı da cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korumasıdır. Spermisidler, kadının kullandığı bir yöntemdir. Tablet veya fitiller, cinsel ilişkiden 10 dakika önce kadın tarafından vajenin içine yerleştirilir. Spermlerin, vajendeyken ölmesine neden olurlar ve böylece spermler rahme ulaşamaz. Cinsel ilişkiden sonra vajen, en az 6 saat temizlenmemelidir. Kadında tüplerin bağlanması, kadının gebelikten korunmak için kullanabileceği en etkili ve kalıcı ama doğurganlığın geri dönüşünün olmadığı ya da çok zor olduğu bir yöntemdir. Çocuk sahibi olmak istemeyen çiftler için uygundur. Kadın evli ise eşin rızası gereklidir. Erkek kondomu, cinsel ilişkiden önce sertleşmiş penise takılan kauçuk veya lateks kılıftır. İlişkide erkeğin boşalması sırasında meni önünde bariyer oluşturarak vajene, rahim ağzına ve rahme geçişini engelleyerek koruma sağlar. Koruyuculuğu, doğru kullanıma bağlı olaraktır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önler, kadınları serviks kanserinden koruyabilir. Erkekte sperm kanallarının bağlanması, erkeğin kullandığı, en etkili, geri dönüşün olmadığı ya da zor olduğu bir yöntemdir. Kadındaki tüp ligasyonu mantığı ile aynıdır. Çocuk sahibi olmak istemeyen erkek ve çiftler için uygundur. Erkek evli ise eşin rızası gereklidir. Erkeğin hastanede yatmasını gerektirmeyen basit bir operasyondur. Kazalardan korunma,
beklenmedik bir anda ortaya çıkan yaralanmalar, can ve mal kayıplarına neden olan olaylara, kaza denir. Ne zaman, nerede, nasıl meydana geleceği bilinmeyen olaylardır. Oluş yerlerine göre ev, trafik ve iş kazası adlarını alır. Doğa kaynaklı acil durum ve afetler ile insan eliyle ortaya çıkan savaş, terörizm saldırıları sonucu da kazalar da söz konusudur. Sonuçları incelendiğinde, 9-8'i önlenebilir, si önlenemez olarak kabul edilen kazaların, günümüzde bilimsel gelişmeler, teknoloji, güvenlik sistemleri ve en önemlisi de güvenlik kültürü gelişimine bağlı olarak %100 önlenebilir oldukları kabul edilmektedir. Kazaların önemli risk faktörleri arasında insani davranışlar söz konusudur. İnsan kaynaklı kazalar yaşamın sonuna kadar devam eden etkin ve sürekli, örgün, algın ve yaygın eğitimlerle bilinçlendirilirse, kazaların, ortaya çıkışından ve etkilerinden korunmak mümkündür. Diğer risk faktörleri ise çevresel koşullar ve doğa kaynaklıdır. Bunlara karşı hazırlıklı olma, güvenli ve sağlam çevreler oluşturma ile insan yaşamına olan olumsuz etkileri sıfırlanabilmektedir. Sağlık eğitimi, koruyucu sağlık uygulamalarının başında, sağlık eğitimi gelmektedir. Ancak uygulamalarda ve toplumun talebinde, tedavi ve rehabilite edici hizmetler daha ön planda görülmektedir. Bunda toplumun sağlık eğitimi eksikliğinin rolü büyüktür. Sağlık eğitimi ile koruyucu sağlık uygulama eğitimlerindeki başarı sonucu birçok akut ve kronik, sakatlık bırakıcı ve ölümcül hastalıklar önlenebilmektedir. Bu nedenle eğitim gibi sağlık eğitimi de birey ve toplumlar için şarttır. Sağlıklı Yaşam Dersi 3. Ünite Özeti. Sağlık açısından beslenme. Beslenmenin önemi ve besin güvenliği. Beslenme, fiziksel etkinlikler, büyüme, gelişme, üreme ve diğer yaşamsal işlevlerin tümünün yerine getirilebilmesi için çeşitli besinlerin tüketilmesidir. Beslenme ile vücudun gereksinim duyduğu besin ögeleri ve enerjinin alınması sağlanır. Teknolojik, ekonomik ve sosyal nedenlerle değişen yaşam koşullarına paralel olarak, toplumların beslenme alışkanlıklarında da ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Doğru beslenme, besinlerin uygun içeriğe sahip olması yanında hijyenik ve güvenli besin tüketimini gerektirir. Bu açıdan besin güvenliği, sağlıklı beslenmenin önemli bir unsurudur. Yeterli ve dengeli beslenme. Sağlıklı din devamı ve ideal vücut ölçülerinin korunabilmesi için sağlıklı ve düzenli bir beslenme alışkanlığı edinilmesi önemlidir. Beslenmede yaş, cinsiyet, kişinin genetik ve fizyolojik durumu belirleyici rol oynar. Sağlıklı bir beslenme düzeni, bir yandan ideal vücut ağırlığı korunurken bir yandan bireye özel gereksinim duyulan tüm besin ögelerinin yeterli miktarlarda alınmasını sağlar. Bireyin gereksinim duyduğu enerji ve besin ögelerinin yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda alınması, yeterli ve dengeli beslenme olarak tanımlanır. Beden sağlığının korunması ve vücut ağırlığının dengede tutulması için besinlerle alınan enerji ile harcanan enerjinin eşit olması gerekir. Vücudun günlük enerji gereksinimi, bazal metabolizma hızı, fiziksel etkinlikler ve besinlerin sindirimi için harcanan enerjinin toplamından oluşur. Toplam enerji tüketiminin 6/0'ı, bireyler arasında farklılık gösteren bazal metabolizma hızı için harcanır. Bazal metabolizma hızı, 12 saat açlıktan sonra tam istirahat halindeki bireyin, 10 dakika sürede tükettiği oksijen miktarı ölçülüp, günlük tüketim miktarına çevrilmesi ve oksijenin enerji eş değeri olan 4825 ile çarpılması ile hesaplanır. Bu yöntem kullanılarak elde edilen verilerden yola çıkılarak, çeşitli skalalar geliştirilmiştir. Boy ve ağırlığa göre vücut yüzeyi verilerini içeren bu skalalar kullanılarak, bazal metabolizma hızı pratik olarak hesaplanabilir. Bir bireyin vücut yapısının uygunluğunun belirlenmesinde, genellikle beden kitle indeksinin hesaplanması kullanılır. Beden kitle indeksi, vücut ağırlığı boy uzunluğunun karesine bölünerek hesaplanır. Şişmanlık, beden kitle indeksinin 10 üzerine çıktığı durumdur. Şişmanlığın temel nedeni, vücuda gereksinimden fazla alınan enerjinin yağ olarak depolanmasıdır. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının 15 ini, kadınların ise ini yağ dokusu oluşturur. Şişmanlık durumunda, vücuttaki yağ oranı, erkeklerde %25, kadınlarda 10 üstüne çıkar. Beslenme sonucu alınan enerjinin, harcanan enerjiden az olması durumunda ise vücutta depolanmış yağlar parçalanarak enerjiye dönüşür. Yetersiz enerji alımı uzun süre devam ettiğinde, aşırı zayıflık durumu oluşur. Bu durumda, hastalıklara karşı vücut direnci azalır ve çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkar. Besin güvenliği. Güvenli besin, fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan temiz, bozulmamış, besin maddesidir.
Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için tüketmiş olduğumuz besin maddeleri, kimi zaman sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Güvenli olmayan besinlerin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan bu problemler, besin kaynaklı hastalıklar olarak tanımlanır. Bu hastalıklar içinde en yaygın görüleni, diyaredir ve özellikle bebekler, küçük çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar daha fazla etkilenirler. Her yıl 5 yaş 625 bin çocuk güvensiz besinler nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Besin kaynaklı hastalıkların önlenmesi, üretim ve tüketim sürecinin tüm aşamalarında, bir başka deyişle çiftlikten çatala her türlü tehlikeli etmenin ortadan kaldırılması ile sağlanabilir. İnsan sağlığını tehdit eden bu ajanlar fiziksel, kimyasal veya biyolojik etmenler olabilir. Besin kaynaklı hastalıkların en yaygın nedeni, biyolojik tehlikelerdir. Biyolojik tehlikeler, besinlere bulaşmış bakteriler, parazitler, küfler, virüsler ve priyonlardan kaynaklanır. Hastalıklara sebep olan organizma ve maddelere, patojen denir. Besinlerde biyolojik kirliliğin en önemli kaynağını, patojen bakteriler oluşturur. Besinleri bu bulaşmalardan korumak için kişisel hijyen, besin hijyeni ve kullanılan ekipmanların hijyenine dikkat etmek gerekir. Besin ögeleri. Yapılan bilimsel araştırmalar, insanların büyüme ve gelişme süreçlerini gerçekleştirmesi, fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olabilmeleri için 7-0'a yakın besin ögesine gereksinimi olduğunu ortaya koymuştur. Besin ögeleri, vücutta yeni dokuların ve savunma hücrelerinin oluşturulmasında, eskiyen dokuların yenilenmesinde ve enerji üretilmesi gibi yaşamsal işlevlerin gerçekleştirilmesinde kullanılırlar. Yaş, cinsiyet, çalışma ve özel durumlar gibi etmenler, bireyin beslenme ile alması gereken besin ögelerinin miktarını ve çeşidini belirler. Tek tür besinle, gereksinim duyulan besin ögelerinin tamamını almak mümkün değildir. Besin ögeleri, kimyasal yapılarına ve vücuttaki işlevlerine göre su, makro besin ögeleri, karbonhidratlar, proteinler ve yağlar ve mikro besin ögeleri, vitaminler ve mineraller olarak sınıflandırılırlar. Makro besin ögeleri, vücudun enerji ihtiyacını sağlama, büyüme ve gelişme gibi işlevleri yerine getirirler. Çok az miktarda gereksinim duyulan mikro besin ögelerinin ise metabolik süreçlerde önemli görevleri vardır. Sağlıklı bir beslenme düzeninde, yetişkin bir birey enerjisinin ini proteinlerden, ını karbonhidratlardan, en fazla unu yağlardan sağlamalıdır. Karbonhidratlar. Vücudun en önemli enerji kaynağını karbonhidratlar oluşturur. Karbonhidratlar, glikojen formunda karaciğer ve kas dokularında az miktarda depolanırlar. Vücutta depolanan glikojen, gerektiğinde kan şekeri seviyesinin ayarlanmasında ve enerji gereksiniminin karşılanmasında kullanılır. 1 g karbonhidrat yaklaşık 4 kilokalori enerji verir. Karbonhidratlar tüketildikten bir süre sonra vücudun kan şekeri düzeyini etkilemeye başlar. Karbonhidrat içeren besinlerin, kan şekerini yükseltme potansiyeline göre sınıflandırılması için glisemik indeks kavramı kullanılır. Karbonhidratların bir kısmı, sağlıklı beslenme için gerekli bir grup olan besinsel liflerin içinde yer alırlar. Yüksek oranda besinsel lif içeren besinlere tahıllar, bakliyatlar, meyve ve sebzeler örnek olarak verilebilir. Karbonhidratların yetersiz tüketimi durumunda, enerji gereksinimi tam olarak karşılanamaz. Dolayısıyla diğer enerji kaynakları olan protein ve yağların, vücutta enerji amaçlı kullanımı söz konusu olur. Bu da protein ve yağların öncelikli işlevlerini yerine getirememesi ve vücutta üre fazlalığı ile sonuçlanabilir. Besinlerle alınacak toplam enerjinin inin, karbonhidratlardan karşılanması önerilir. Yağlar. Bazı hormonların ve hormon benzeri ögelerin yapımında, yağda çözünen vitaminlerin, A, D, E, K vitaminleri, emiliminde, vücudun enerji gereksiniminin karşılanmasında, vücut ısısının ve iç organların korunmasında görev alan yağlar, vücut için gerekli elzem yağ asitlerini içeren maddelerdir. Yetişkin insan vücudunun sini oluşturan vücut yağı, insanın başlıca enerji deposudur. Alınan enerji yetersiz kaldığında vücut bu depoyu kullanır. Yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak sınıflandırılır. Doymuş yağ asitlerini içeren yağlar, oda sıcaklığında genellikle katı formda bulunurlar. Doymuş yağ asidi kaynaklarına tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı, krema ve kaymak gibi hayvansal kaynaklı yağlar örnek verilebilir. Günlük enerji alımının en fazla unun, doymuş yağ asitlerinden karşılanması önerilir. Doymamış yağ asitleri ise tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri olarak sınıflandırılır ve oda sıcaklığında genellikle sıvı formda bulunurlar.
Tekli doymamış yağ asitlerinin kaynağını zeytinyağı, fındık yağı, kanola ve kolza yağı, çoklu doymamış yağ asitlerinin kaynağını ise balık, balık yağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, pamuk yağı, ceviz ve keten tohumu gibi besinler oluşturur. Trans yağlar, daha çok doymamış bitkisel sıvı yağlardan margarin üretimi sırasında oluşurlar. Trans yağ asidi içeriği yüksek besinlerin tüketilmesi, damarlarda yağ birikimine ve damar tıkanıklıklarına neden olur. Proteinler. Proteinler, amino asitlerden oluşan büyük moleküllerdir. Hücre ve vücut dokularının başlıca yapısal bileşenlerini oluştururlar. Yetişkin bir bireyin vücudunu kütlece ortalama %16 proteinler oluşturur. Proteinler, büyüme ve gelişme süreçlerinde, hasarlı dokuların yenilenmesinde, sindirim enzimlerini üretmekte ve bazı hormonların yapımında kullanılırlar. Günlük enerji gereksiniminin %10 ile %15 arasında proteinlerden karşılanması önerilir. Günlük enerji alımının ini geçmesi kronik hastalık risklerini artırır. Vücut yapısı ve işlevlerinde kullanılan proteinlerin sentezinde 20 farklı amino asit yer alır. Bu amino asitlerden 9'u, insan vücudunda sentezlenemez ve besinlerle alınmaları zorunludur. Bu amino asitlere, elzem amino asitler denir. Protein kaynağı besinlerden, elzem amino asitlerin hepsini yeterli miktarda içerenler, yüksek kaliteli protein, birini veya daha fazlasını eksik içerenler ise düşük kaliteli protein olarak adlandırılır. Et, süt, yumurta ve balık gibi hayvansal besinler, kaliteli protein kaynaklarıdır. Sağlıklı bir yetişkin için önerilen günlük protein alım miktarı, bireyin her kilogramı başına 0,810'dır. Çocukluk, yaşlılık ve gebelik gibi dönemlerde protein gereksinimi artar. Vitaminler. Vitaminler, vücuttaki metabolik süreçlerin düzenlenmesinde yer alan ve çok az miktarda gereksinim duyulan organik maddelerdir. İnsan vücudu 13 farklı vitamine gereksinim duyar. Bu vitaminler yağda çözünen vitaminler, A, D, E ve K vitamini ve suda çözünen vitaminler, B kompleks vitaminleri ve C vitamini olarak sınıflandırılırlar. A vitamini, vücutta hücre ve dokuların büyümesini destekleme, bağışıklık sistemini kuvvetlendirme, vücudu solunum yolu ve mukoza zarı enfeksiyonlarına karşı korunma, görme problemlerini önleme gibi görevleri üstlenir. Ayrıca kemik, diş, diş eti, deri, tırnak ve saç gelişimine katkı sağlar. En önemli kaynakları karaciğer, tereyağı, yumurta, balık yağı, yeşil yapraklı bitkiler ile havuç gibi turuncu sarı meyve ve sebzelerdir. A vitaminin günlük gereksinim duyulan miktarı 0,810 mg düzeyindedir. D vitamini, kemiklerin oluşumunda, kalsiyum başta olmak üzere çeşitli elementlerin vücut tarafından kullanılmasında görev alır. Eksikliği durumunda çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi gibi kemik rahatsızlıklarına sebep olur. D vitamini besinlerden alınmasının yanı sıra ciltte, güneşin mor ötesi ışınlarının etkisiyle de sentezlenir. E vitamini, antioksidan özelliği nedeniyle kanser ve kalp damar hastalıklarına karşı vücudu korumada, nörolojik ve enzimatik işlevlerin yerine getirilmesinde görev alan bir vitamindir. K vitamini, kanın pıhtılaşması için gerekli olan çeşitli proteinlerin sentezinde görev alan bir vitamindir. Besinlerden alınmasının yanında, yapısal bir problem olmadığı sürece, İnsan bağırsağında bakteriler tarafından sentezlenmesi nedeniyle eksikliğine genellikle rastlanmaz. B kompleks vitaminler, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, suda çözünen vitaminlerdir. Vücutta depo edilmezler, dolayısıyla düzenli olarak alınmaları gerekir. B1 vitamini, tiamin, vücuda alınan besinlerin enerjiye çevrilmesinde önemli görevler üstlenir. Özellikle karbonhidratların enerjiye çevrilmesinde rol aldığından, karbonhidrat tüketimi arttıkça B1 vitamini gereksinimi de artar. C vitamini, askorbik asit, suda çözünen ve antioksidan özelliğe sahip bir vitamindir. Kemik, deri ve bağ dokusu gibi vücut yapılarında yer alan proteinlerinden olan kolajenin sentezlenmesinde görev alır, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan yapımında görevli olan demir ve folik asidin emilimine yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, limon ve portakal gibi turunçgiller ile kırmızı biber, yeşil biber, çilek, kivi, böğürtlen, kuşburnu, domates, lahana ve patates önemli C vitamini kaynaklarıdır. Mineraller. Mineraller, vücudumuzun çeşitli dokularında yer alan ve birçok vücut işlevini düzenleyen inorganik maddelerdir. Vücudumuzun 4/5'i minerallerden oluşur. Mineraller,
günlük gereksinim miktarına göre makro mineraller ve mikro mineraller olarak sınıflandırılır. Günlük 250 mg'dan fazla gereksinim duyulan kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, klor ve sülfür gibi mineraller, makro mineralleri, günlük 20 mg'ın altında gereksinim duyulan demir, bakır, iyot, çinko, manganez, krom, selenyum, flor, molibden ve kobalt gibi mineraller ise mikro mineralleri oluşturur. Vücudumuz için en önemli minerallerden biri olan kalsiyum, kemik ve dişlerin yapı taşını oluşturur. Bunun yanında kasların kasılması, sinirlerin çalışması, kanın pıhtılaşması ve kan basıncının ayarlanması gibi görevleri de vardır. Süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, tahıllar, bakliyatlar ve yağlı tohumlar, en iyi kalsiyum kaynaklarıdır. Kalsiyumla birlikte kemiklerin ve dişlerin oluşumunda görev alan bir mineral olan fosfor, makro besin ögelerinin metabolizmasına yardımcı olur, hücre içi ve dışı sıvıların dengede tutulmasını sağlar. Protein yönünden zengin besinler genellikle yüksek miktarda fosfor içerir. Vücudumuzda çoğunluğu kanda bulunan demir minerali, oksijen taşınması ve hücre içi solunumunda görev alır. Demirin vücut tarafından emilimi, öğünlerdeki besin içeriğinden çok etkilenir. Bu nedenle gereksinim duyulan demir miktarı, beslenme şekline göre değişir. Kemik ve diş oluşumu, enerji metabolizmasının, kan basıncının, kas ve sinir sisteminin düzenlenmesi gibi görevleri olan magnezyumun kaynağını, bakliyat ürünleri, yağlı tohumlar, rafine edilmemiş tahıl taneleri ve koyu yeşil yapraklı sebzeler oluşturur. İyot, tiroid hormonlarının yapımında görev alan bir mineraldir. Vücudumuzun gereksinim duyduğu iyot, sular, iyot içeren topraklarda yetişen besinler, deniz ürünleri ve iyotlu tuzlar sayesinde karşılanır. Eksik iyot tüketiminde, guat hastalığı ortaya çıkabilir. Çinko, bağışıklık oluşumunda, çeşitli metabolik süreçlerde, büyüme ve cinsiyet organlarının gelişmesinde önemli görevleri olan bir mineraldir. Eksikliği durumunda, hastalıklara dirençsizlik, iyileşmede gecikme, büyüme geriliği ve cinsiyet organlarının gelişiminde problemler görülebilir. Vücudumuzda dişlerin, kemiklerin ve çeşitli yumuşak dokuların yapısında bulunan flor, diş çürüklerinin ve osteoporozun önlenmesinde görev alır. Eksikliğinde, diş ve kemik sorunları, fazla tüketiminde ise fluorozozise neden olur. Sodyum, potasyum ve klor mineralleri ise vücutta su dengesini, asit-baz dengesini ve kas çalışmasını sağlamakta görevlidirler. Su. Vücut kütlemizin büyük bir kısmını oluşturan su, yaşamsal işlevlerin yerine getirilmesinde çok büyük role sahiptir. Su, vücudumuzda tüm sistemlerin çalışması, vücut ısısının düzenlenmesi, besinlerin sindirilerek hücrelere kadar taşınması, metabolizma sonucu oluşan zararlı maddelerin taşınması ve atılması, eklemlerin kayganlığının sağlanması gibi önemli görevler üstlenir. Vücudumuzun su kaynaklarını, doğrudan içilen suyun yanında metabolik süreçler yoluyla üretilen su, diğer içecekler ve besinler içindeki su oluşturur. Günlük su tüketiminin sürekli olarak gereksinimden az olması, böbrek yetmezliği, böbreklerde taş oluşumu, kalp ve damar rahatsızlıkları, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve genel dilsizlik gibi sonuçlar doğurabilir. Aşırı su tüketimi ise böbrekleri aşırı yorar ve kanın elektrolit dengesini bozarak çeşitli hastalıklara neden olabilir. Besin grupları. Besinler hem verdikleri enerji hem de içerdikleri besin ögeleri bakımından farklılıklar gösterir. Dolayısıyla vücudumuz için gerekli besin ögelerinin tamamını tek bir besinden sağlamamız mümkün değildir. Bu nedenle öğünler oluşturulurken, besinlerin çeşitlendirilmesi, besin ögelerinin yeterli düzeyde alınması açısından önemlidir. Besinler görünüş, lezzet ve içerdikleri besin ögeleri yönünden belirli gruplar altında toplanabilir. Besinlerin gruplandırılmasında, genellikle 4 yapraklı yonca olarak adlandırılan model kullanılır. Bu modelde besinler, et, yumurta ve bakliyat ürünleri, süt ve süt ürünleri, taze sebze ve meyveler, tahıllar ve tahıl ürünleri olarak 4 besin grubunda sınıflandırılırlar. Et, yumurta ve bakliyat ürünleri grubu. Et, yumurta ve bakliyat ürünleri grubunda yer alan besinler, özellikle protein açısından zengindir. Bunun yanında demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi mineralleri, B ve A vitaminlerini bolca içerirler. Kırmızı et, tavuk, balık, hindi gibi et ürünleri, yumurta, kuru bakliyatlar ve yağlı tohumlar gibi besinler bu grubu oluştururlar. Bu besin grubunda yer alan besinler, vücudumuzda önemli sistemlerin işlevlerinin yerine getirilmesinde, bağışıklığın geliştirilmesinde,
büyüme ve gelişmede rol oynayan besin ögelerini içerir. Özellikle protein kalitesi en yüksek besin olan yumurta, içerdiği proteinlerin tamamının vücut proteinlerine dönüşebilmesi nedeniyle beslenmede önemli yer tutar. Süt ve süt ürünleri grubu. Bu besin grubunu oluşturan besinler başta protein, kalsiyum ve B vitaminleri olmak üzere önemli besin ögelerini içerirler. Süt denince akla, başta inek olmak üzere koyun, keçi ve manda gibi hayvanlardan elde edilen sütler gelir. Bu sütlerden üretilen yoğurt, ayran, çeşitli peynirler, krema, süt tozları ve kefir gibi ürünler ise süt ürünlerini oluşturur. Kırmızı kan hücreleri, sinir hücreleri ve kemik dokusu öncelikli olmak üzere, tüm vücutta işlev gören besin ögeleri, süt ve süt ürünleri grubunda bolca bulunur. Yağ içeriği yönünden de zengin olan bu besin grubu özellikle gelişim dönemi, hamilelik ve emziklilik gibi dönemlerde daha fazla önem kazanır. Taze sebze ve meyveler grubu. Kütlesinin büyük bir kısmı sudan oluşan sebze ve meyveler, vitamin, mineral ve antioksidan ögeler bakımından zengin bitkisel besinlerdir. Sebzeler, bitkilerin yenebilen gövde, kök, yaprak ve çiçekleri, meyveler ise çiçek veya tohum gibi kısımlarıdır. Sebze ve meyveler, vücudu zararlı etkenlerden koruyucu özellik gösterir ve kan basıncını düzenler. Yüksek lif ve su içerikleri nedeniyle sindirime yardımcı olurlar. Besleyici yoğunlukları yüksek, enerji yoğunlukları ise düşük olduğundan, öğünlerde enerji dengesinin sağlanmasına yardımcı olurlar. Sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmak için farklı renklerde sebze ve meyveler, günlük olarak yeterli miktarda tüketilmelidir. Tahıllar ve tahıl ürünleri grubu. Bu grupta bulunan besinlerin önemli kısmını karbonhidratlar oluşturduğundan, vücudun temel enerji kaynağını oluştururlar. Karbonhidratların yanı sıra bitkisel protein, E vitamini başta olmak üzere çeşitli vitaminleri ve mineralleri de içerirler. Bu vitamin ve mineraller, tahıl tanelerinin çoğunlukla kabuk ve özünde bulunduğundan, tam tahıllı besinlerin tercih edilmesi önerilir. Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek ve benzeri ürünler, bu grup içinde yer alır. Günlük tüketilmesi önerilen besin miktarları. Sağlıklı beslenmenin temelini, vücudumuzun gereksinim duyduğu tüm besin ögelerinin yeterli miktarda alınması oluşturur. Tüm besin ögelerinin yeterli miktarda alınabilmesi için besin çeşitliliği sağlanmalı, besinler düzenli öğünler halinde ve her öğünde tüm besin gruplarını içeren yeterli büyüklükte porsiyonlar oluşturularak tüketilmelidir. Sağlıklı Yaşam Dersi 4. Ünite Özeti. Kişisel Hijyen ve Temizlik. Hijyen tanımı, kişisel hijyen ve sağlık ilişkisi. Hijyen, antik Yunan sağlık temizlik tanrıçası Hygieia'dan esinlenerek gelen bir ifadedir. Hijyen ile ilgili, anlam itibarıyla iki tanım söz konusudur. Klasik ve basit anlatımıyla, sağlığa zarar verecek nitelikteki etkenlerin vücuttan uzaklaştırılması, temizlenmesi olarak tanımlanır. Bir diğer tanım ise sağlığın korunması ve geliştirilmesi için sağlığa zarar verebilecek tüm etmenlerin kontrol altına alınması uygulamaları ve temizlik önlemlerinin tümü ya da biraz daha geniş haliyle hijyen, sağlığı koruyucu bir bilim olup, insan organizması ve sosyal sağlık üzerindeki çevresel faktörlerin etkisini inceler, teorik olarak hijyenik normları sağlık kurallarını mevzuatını ve önlemlerini belirleme ve kanıtlama amacı taşır. Bu gerçekleşirse, insanların yaşam ve faaliyetleri için en uygun koşullar sağlanabilir, sağlık geliştirilebilir ve hastalıklar önlenebilir şeklindedir. Sağlığı koruma uygulamaları 3 basamakta değerlendirilir. Birincil korunma, daha sağlık olayları hastalıklar ortaya çıkmadan önce, risklerin tanımlanması ve önlemlerin alınması. İkincil korunma, erken tanı ve etkin tedavi edilmesi. Üçüncü korunma, kaybedilen sağlık ve sosyal durumun yerine konulması. Genel hijyen uygulamaları, birincil koruma önlemleri içerisinde yer alır. Ancak kişisel hijyen uygulamalarının bazıları hem birincil hem de ikincil koruma önlemleri olabilir. Çevre ve iş hijyeni bakış açısıyla, sağlığımızı, yaşadığımız tüm ortamlarda, ev, iş, okul, sosyal alanlar, toplu alanlar vb. Etkileyen ve hijyen bilimiyle ilgili 5 etken grubu şunlardır. Fiziksel etkenler. Termal koşullar. Sıcaklık. Soğuk. Nem. Isıtma. İklimlendirme. Hava akımı havalandırma. Aydınlatma. Basınç. Gürültü. Titreşim. Elektromanyetik alanlar. EMA. İyonize radyasyon, röntgen, X ışınları vb sağlık için tehlikeli. Non-iyonize, iyonize olmayan, radyasyon.
Çok düşük frekanslı, CDF, EMA, elektrik nakil, iletim, dağıtım ve kullanımdan kaynaklanan. Radyo frekans, RF, EMA, cep telefonu, baz istasyonu, TV radyo verilerinden kaynaklanan. Kimyasal etkenler. Yapılarına göre. Elementler. Bileşikler. Lerine göre. Eriyebilir çözünebilir katılar. Sıvılar. Gazlar. Asiditelerine göre. Asidik. Bazik. Tehlike durumlarına göre. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Aşındırıcı. Tahriş edici. Parlayıcı. Yanıcı. Patlayıcı. Biyolojik etkenler. Büyük canlılar. Hayvanlar. Bitkiler. Küçük canlılar. Bakteriler. Virüsler. Mantarlar. Parazitler. Ergonomik etkenler ve koşullar. Fiziksel. Bilişsel. Organizasyonel, örgütsel. Psikososyal etkenler. Duygu durumu. Özel yaşam. Eğitim. İş meslek. Sosyoekonomik düzey. Kişisel hijyeni etkileyen faktörler. Kişisel hijyen, kişilerin günlük yaşam alışkanlıklarından, durumlarından ve koşullarından etkilenen bir kavramdır. Bununla birlikte kişisel hijyeni etkileyen faktörler şunlardır. 1- Yaş. 2- Cinsiyet. 3- Sosyokültürel ve ekonomik durumlu. Mesleği yaptığı iş. Eğitim durumlu. Hijyenle ilgili eğitim alma. Ekonomik gelir durumlu. Yaşadığı yer. 4- Bireysel özellikler ve tercihler. 5- Sağlık durumlu. 6- Beden imgesi imajı algısı. Kişisel hijyen uygulamaları. Kişisel hijyen uygulamaları, kişinin kendi öz bakımı için yaptığı uygulamalardır. Kişisel hijyen uygulamalarının yapılması, kişinin kendi öz bakımını yapabildiğinin, başkasına gereksinim duymadığının, yani bağımlı olmadığının göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle yaş gelişimi ile birlikte, bebeklikten çocukluğa geçişte bu uygulamaları kendi kendine yapabilir hale getirmek, yaşlılarda ve sağlık sorunu olanlarda bunu korumak ve bağımlı olmayı engellemek gereklidir. Kişisel hijyen uygulamaları şunlardır. Genel vücut temizliği. Saçlar, tüyler, kıllar. Düzenli tuvalet alışkanlığı. El hijyeni. Yüz ve boyun temizliği. Kulak temizliği. Burun temizliği. Ağız diş temizliği, ADT. Ayak sağlığı ve temizliği. Giysi temizliği. Uyku hijyeni. Beslenme. Fiziksel aktivite. Stresli aş etme. Kişisel hijyen uygulamalarında kullanılan malzemeler. Klasik düz sabun, antimikrobiyal maddeler içermeyen veya sadece koruyucu olarak ihtiva edebilen deterjanlardır. Sabunun pH 5-5-6-5 aralığında olmalıdır. Kalıp sabunların, su nedeniyle üzerinde mikroorganizmalar oluşabilir. Bu nedenle birden fazla kişi tarafından kullanılmamalı, tek kullanımlık olmalıdır. Yani, sabun kişiye özel bir temizlik ürünüdür. Bu nedenle sıvı jel formları tercih edilmelidir. Deterjan, yüzey aktif madde genel anlamda kişisel, ev, bulaşık ve çamaşır temizliğinde kullanılan, suda çözünen, toz, sıvı veya krem şeklindeki kimyasal maddelerdir. Hidrofilik ve lipofilik olarak iki bölüme ayrılır. Anyonik, katyonik, amfoterik ve iyonik olmayan şeklinde dört gruba ayrılabilirler. Anyonik, negatif yüklü bir yüzey aktif iyona sahiptir. Sodyum alkil benzen sülfonat, örneklerindendir. Temizleme gücü yüksek olan maddelerdir. Katyonik, pozitif yüklü bir katyona sahip olabilirler. Kuaterner amonyum tuzları, örneklerindendir. Ayrıca amidler veya aminler de olabilirler. Temizleme güçleri iyi olmayan maddelerdir. Amfoterik, yüzey aktif madde moleküllerinde hem asidik hem de bazik gruplar içerirler. Çözeltinin pH'sına veya katyon ve anyonun her ikisine de bağlı olarak hareket edebilirler. Betain, anyonik yüzey aktif cisimciklerin özelliklerini geliştirmek için yardımcı sürfaktan olarak kullanılır. Ayrıca, şampuan ve el yıkama sıvıları gibi nihai ürünlerin temizlik ve yumuşaklık verimliliğini arttıran bir maddedir, içerirler. İyonik olmayan yüzeysel temizleyiciler, molekülleri, sulu çözelti içinde iyonlaşmayan, sentetik yüzey aktif maddelerdir. Etoksilatlanmış yağlı alkoller, amin oksitler örneklerindendir. Antimikrobiyal, ilaçlı, dezenfektanlı, sabun, içinde mikroorganizmaları öldürmek, aktivitelerini durdurmak, çoğalmalarını önlemek için antiseptik adı verilen kimyasallar olan sabundur. Bu tür sabunların deterjan aktivitesi,
deriden geçici mikroorganizmaları veya diğer kirletici maddeleri su ile birlikte yerinden çıkarmak amaçlıdır. Bu ürünler, sağlık hizmetleri, bebek çocuk yaşlı bakım hizmetleri, hayvancılık, gıda üretim ve hazırlama yerleri gibi mikroorganizmalarla karşılaşma olasılığı yüksek olan yerlerde önerilir. Mikroorganizmaların direnç kazanmasına neden olabileceğinden, toplumsal düzeyde günlük yaşamda bu ürünlerin kullanılması önerilmez. Alkol bazlı, el, oyma ürünleri, mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek ve veya büyümelerini geçici olarak baskılamak için ellere uygulanmak üzere tasarlanan ve alkol içeren sıvı, jel veya köpük ürünlerdir. Antiseptik ajan, mikroorganizmaları etkisiz hale getiren veya canlı dokularda büyümelerini engelleyen, antimikrobiyal maddelerdir. Antiseptik mendil, mikrobiyal kontaminasyonu, kirliliği, etkisiz hale getirmek ve veya kaldırmak için ellerin silinmesinde kullanılan ve antiseptik bir madde ile önceden ıslatılmış kumaş veya kılıf parçalarıdır. Elleri, antimikrobiyal olmayan sabun ve suyla yıkamaya alternatif olarak düşünülebilir. Ancak özellikle sağlık çalışanları için alkol bazlı bir el ovucu veya antimikrobiyal sabun kullanmanın bir alternatifi değildir. Susuz antiseptik ajanlar, egzojen su kullanımını gerektirmeyen sıvı, jel veya köpük antiseptik ajanlardır. El hijyeninde kullanılır. Kişi, cildin kurumasını hissedene kadar, ellerini birbirine sürterek ovalar. Diş macunu, mekanik olarak diş temizliği için diş fırçası ile birlikte kullanılan, içeriğindeki florür floridli bileşiklerle dişlerin yapısını güçlendiren, diş eti sağlığının korunmasına yardımcı olan, çürük oluşumunu önlemeye çalışan, dişlerin beyazlatılması sağlayan, bazılarında da antibakteriyel maddeler ile bakteri plağındaki patojen, hastalık yapıcı, mikroorganizmaların üremesini kontrol ederek periodontal, diş ve diş eti, hastalıkları engellemeye çalışan ağız içi temizlik ürünüdür. Genelde tüp şeklinde ambalajları vardır. Diş fırçası kişiye özgü olduğu için diş macunu da kişiye özgü olmalıdır. Tıraş kremi sabunu jeli köpüğü. Köpüren tıraş kremleri, fırça ve su ile yoğun köpük oluşturabilen, su ile kolayca yıkanabilen, ciltte tahrişe neden olmayan ürünlerdir. Sakalı iyi yumuşattığı için tercih edilen ürünlerdir. pH değerinin 10 civarında olması nedeniyle, ciltte kurutucu etki yapabilir. Köpüren tıraş sabunları, genelde çubuk şeklindedirler. İçeriklerinde, %80 yağ asidi sabunu, 5-10 gliserin ve 8-10 arasında su bulunur. Genelde berber ve kuaförlerce kullanılan, maliyet etkin ürünlerdir. Ancak kişiye özgü kullanılmazsa, hepatit B, hepatit C, HIV, kan ve enfekte vücut sıvılarıyla bulaşabilen bazı bulaşıcı hastalıkların kişiden kişiye bulaşmalarında rol oynayabilirler. Bu nedenle kişiye özgü olmalıdır. Tıraş köpükleri, aerosol şeklinde ambalajlanan bu ürünler, sabun yağ asitleri, köpük yapıcı maddeler ve sudan oluşur. Bu yapı, basınç altında sıvı durumdadır ve içerisinde itici gazlar vardır. Püskürtme ile köpük, el veya yüze sıkılır ve elle yayılır. Sonradan köpüren jeller, aerosol kabı içinde ambalajlanmış ve jel özelliğinde olan bu ürünler, yüze sürüldükten sonra elle sürülme sırasında deri yüzeyinde köpük oluşturur. Tıraş sonrası kullanılan ürünler, tıraşla kılların uzaklaştırılmasının yanı sıra derinin en dışındaki ölü tabakasının da kaybı söz konusudur. Ayrıca tıraş ile deride az veya çok kimyasal tahrişe de neden olunur. Tıraş sonrası bazı ürünlerin kullanılma gerekçeleri şunlardır: tıraşa bağlı olası bir enfeksiyon oluşumunun engellenmesi, tahrişin giderilmesi, gerginlik hissinin yok edilerek cildin yumuşaması ve rahatlatılması. Bu ürünlerde kolonya, losyon, krem, jel ve toz pudra yapılarındadır. Kolonya ve losyonlar, parfüm içeren sulu ve alkollü çözeltilerdir. Enfeksiyon oluşumunun önlenmesi için kullanılır. Krem ve jeller, cildi besleyip, tahrişi gidermeye, cildi yumuşatmaya yararlar. Toz pudra şeklinde hazırlanmış olanlar ise tıraş sonrası oluşan küçük çizik veya yaraların örtülmesini ve cildin parlamasının önlenmesini sağlar. Ancak solunumla vücuda alınmamalı, hapşırmaya neden oldukları ve gözde kaşıntıya neden olabildikleri için çok tercih edilmemelidir. Temizleme kremleri jelleri, hem etkin bir temizleme özelliğine sahip olan hem de cilt üzerinde oluşturduğu ince tabaka ile cildin nemini tutan ve kurumasını engelleyen ürünlerdir. Bu nedenle özellikle kuru ciltlerin kullanımı için uygundur. Şampuan, saçlı derideki yağ hücrelerinin salgıladığı yağları, ölü saç hücrelerini, teri, saça uygulanmış olan boya, sprey ve ürünleri ve dış çevreden kaynaklı kiri, saçtan uzaklaştırmaya çalışan ve saç temizliğinde kullanılan ürünlerdir. Ayrıca saçın kolay taranması,
kepek oluşumunun önlenmesi, saçın parlaması ve saçın kırılıp kopmamasını sağlarlar. Deodorant ve antiperspirant, tel önleyici koltuk altına uygulanan bu ürünlerden deodorantlar, kokuyu önlemeye veya maskelemeye, antiperspirantlar ise terlemeyi önlemeye çalışırlar. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarda, deodorantların ve antiperspirantların, içeriklerine ve banyo yapmamaya bağlı olarak, normal cilt florasını bozduğu ve tersine dış kaynaklı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu ürünlerin kullanım amacına uygun olarak, öncesinde banyo yapmanın, koşul olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca bu ürünlerin içerdikleri kimyasal maddeler nedeniyle uygulandıkları ortamda, bebek, çocuk, hamile, yaşlı, akciğer hastalığı olanlar için risk oluşturabileceği de hatırda tutulmalı ve bu ortamlarda uygulanmamalıdır. Sağlıklı Yaşam Dersi 5. Ünite Özeti. Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite. Fiziksel aktivite ile ilgili temel kavramlar. Fiziksel aktivite, iskelet kasları kullanılarak enerji harcanmasıyla sonuçlanan her türlü vücut hareketidir. Jaspersen V.D. 1985, S126. Bir başka ifade ile günlük yaşantımızda yaptığımız ve kalori harcamamıza neden olan her türlü hareket, fiziksel aktivite sayıldığından, her türlü sportif etkinlik bu kavramın altında yer alır. Ancak bu sadece sportif etkinliklerle de sınırlı değildir. Fiziksel aktivite nasıl kategorize edilirse edilsin, bazı temel özellikleri içerisinde barındırması gerekir. Bu özellikler şunlardır. Fiziksel aktivitenin türü, fiziksel aktivitenin yürütüldüğü koşulları tanımlamaktadır. Fiziksel aktivitenin yoğunluğu, yürütülen fiziksel aktivite ile harcanan enerji düzeyini, hafif, orta, yüksek, tanımlamaktadır. Fiziksel aktivitenin süresi, fiziksel aktivitenin, ne kadar uzun zaman içerisinde devam ettiğini tanımlamaktadır ve genellikle dakikaya ya da saat cinsinden gösterilir. Fiziksel aktivitenin sıklığı, fiziksel aktivitenin, belirli bir sürede, hafta, ay, kaç defa devam ettirildiğini belirtmektedir. Fiziksel aktivitenin devamlılığı, belirli bir zaman diliminde fiziksel aktiviteye devam etme oranını göstermektedir. Spor. Yapılan etkinliğin spor olarak sayılması için bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özellikler. Spor, bir fiziksel aktivitedir. Çünkü spor özelliği taşıyan her türlü etkinlik, istemli bedensel hareketler içermektedir. Spor, performans odaklı bir fiziksel aktivitedir. Kendi içerisinde bir amacı olan performans odaklı fiziksel bir aktivitedir. Başka bir ifade ile farklı spor türlerinin, farklı amaçları vardır. Örneğin, basketbol ve çim hokeyinin kendi içerisindeki amacı birbirinden farklıdır. Kendi içerisinde bir amacı olan performans odaklı ve belirli kurallara dayalı fiziksel bir aktivitedir. Antrenman. En basit tanımı ile antrenman, bir amaç ya da hedef doğrultusunda yapılan, planlanmış, yapılandırılmış ve düzenli olarak tekrar eden fiziksel aktivitelerin toplamıdır. Jaspersen, 1985, S126. Antrenman kavramı, ayrıca fiziksel egzersiz ya da sadece egzersiz olarak da nitelenmektedir. Fiziksel uygunluk, fitness. Fiziksel aktivite ile en çok karıştırılan kavram olan fiziksel uygunluk, çok temel özellikleriyle fiziksel aktivite başlığının altında yer almaktadır. Fiziksel uygunluğun tanımı bu özellikleri içermektedir. Fiziksel uygunluk, bireylerin sahip olabilecekleri, sahip oldukları ve geliştirebilecekleri kalp dolaşım, solunum sistemi ile ilgili dayanıklılık, kassal güç, kuvvet, dayanıklılık ve esneklik ile vücut kompozisyonu ve esnekliğini belirtmektedir. Görüldüğü üzere fiziksel uygunluk kavramı, çok belirgin vücut özelliklerini nitelemektedir. Fiziksel aktivite, daha genel bir yapıyı vurgulayan, çatı bir kavramdır. Bu bağlamda, fiziksel uygunluğun, fiziksel aktivitenin altında yer alan bir kavram olduğu anlaşılabilir. Fiziksel olarak aktif olmayan yaşam tarzı, sedanterlik. Sedanter yaşam, en basit tanımıyla, bireyin hayatında yeterince fiziksel aktivitenin olmaması anlamına gelmektedir. Bergman ve Norlander, 2005, S796, sedanter yaşamı daha detaylı biçimde, kişinin fiziksel aktivite içeren hobilere sahip olmaması, ulaşım için fiziksel aktivite içeren yolları tercih etmemesi, işinde fiziksel etkinliğin olmaması olarak tanımlamışlardır. Fiziksel aktivitenin vücut sistemleri üzerindeki etkileri. Fiziksel aktiviteye düzenli katılımın, kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkileri, birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur.
Fiziksel aktivite ve kalp damar sistemde oluşan adaptasyonların anlaşılması için bazı terimlerin açıklanması gerekmektedir. Kalbin atın hacmi, bir kasılmada vücuda gönderilen kan miktarını ifade etmektedir. Nabız olarak da nitelenen kalp atım hızı, normal bir birey için ortalamadır. Bu iki temel değişken birlikte değerlendirildiğinde, kalbin bir dakikada kaç defa attığı ve bir atımda ne kadar kanı vücuda gönderdiğini bildiğimize göre, kalp debisi denilen ve bir dakikada vücuda gönderilen kan miktarının da hesaplanması olanaklı hale gelmektedir. Fiziksel aktivite sırasında solunum sistemi, dokular için gerekli oksijenin sağlanmasında, dokularda oluşan karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılmasında ve kan asiditesinin kontrol edilmesinde önemli fonksiyon göstermektedir. Enerjinin üretilmesi sürecinde gereken en temel maddelerden birisi olan oksijen, vücuda solunum sistemi yoluyla alınır ve bu sürecin sonucunda ortaya çıkan karbondioksit de solunum sistemi ile vücut dışarısına atılır. Fiziksel egzersiz sırasında enerji metabolizmasının artmasından dolayı, soluk alışverişi ve solunum derinliğinde de artış gözlenmektedir. Egzersiz sırasında oksijen ve karbondioksitin, akciğerden kılcal damarlara ve kılcal damarlardan da dokulara geçişi, dinlenik duruma göre büyük oranda artış gösterir. Fiziksel egzersiz sırasında görülen bu değişimler uzun süre planlı olarak devam ettiğinde, kişinin solunum sisteminde kalıcı adaptasyonlara sebep olur. Yürütülen çalışmalar, sporcuların akciğer ve gaz transferini niteleyen difüzyon kapasitelerinin, antrenman yapmayan bireylere göre oldukça üstün olduğunu göstermektedir. Fiziksel aktiviteler büyüme hormonu üzerinde de etkilidir. Fiziksel etkinliğin şiddeti arttıkça, salgılanan büyüme hormonu da artmaktadır. Fiziksel etkinlik başladığında insülin seviyesi düşmektedir. Egzersiz sırasında, kasların sürekli kasılmasından dolayı oluşan yükle birlikte endorfin seviyesi de artmaktadır. Araştırmalar, uzun süreli ve çok şiddetli egzersizlerde tiroidin artış gösterdiğini vurgulamaktadır. Güner, 2007. Antidiüretik hormon, vücuttan idrar yoluyla sıvı atımını azaltan bir hormondur ve fiziksel etkinlikle beraber artış gösterir. Fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki ilişki. Sağlık problemlerinin azaltılmasında, önleyici sağlık uygulamalarından olan fiziksel aktivite dikkat çekmektedir. Fiziksel etkinliklere katılımın, insan fizyolojisi üzerinde oluşturduğu etkiler düşünüldüğünde, uzun sürede gerçekleşecek olumlu değişimlerin, sağlık durumu üzerine büyük etkisi olduğu sonucuna ulaşılabilir. Fiziksel aktiviteye düzenli katılım, çeşitli kalp damar hastalıkları ve kanser türleri, şeker, obezite, osteoporoz, depresyon ve duygusal stres gibi rahatsızlıkların önlenmesinde önemli bir etken olarak belirtilmiştir. Krug, 2007, S325. Üstelik bu durum sadece yetişkin bireyler için değil, tüm yaş gruplarından bireyler için çok büyük bir önem taşımaktadır. Fiziksel aktiviteye önerilen seviyede katılımın, kalp damar sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösteren birçok araştırma yürütülmüştür. Fiziksel aktivite ile ilişkisi olan bir diğer sağlık sorunu ise kanserdir. Tıpkı kalp damar hastalıklarında olduğu gibi, Cerhan V.D. 2004, S1119, fiziksel aktiviteye katılımın, kanserin gelişmesi ve önlenmesinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır. Fiziksel aktiviteye düzenli katılım ve dengeli beslenmenin olumlu etkilerinin görüldüğü en temel sağlık sorunlarından birisi de, diyabet hastalığıdır. Fiziksel aktiviteye katılım ve tip 2 diyabet hastalığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar, iki değişkenin birbiriyle ters orantılı bir ilişkide bulunduklarını vurgular. Livd, 2008, S1788, Jonker Vd, 2006, S38. 20. yüzyılda görülen sağlık sorunlarında, vücut kompozisyonunun hızla değişmesinin ve kilolu bireylerin çoğalmasının önemli etkisi vardır. Modern çağın ve gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği bir rahatsızlık olan obezite ve fiziksel aktivite arasında da doğrudan ilişki vardır. Obezite, günlük fonksiyonel etkinlikleri sınırlayan, önemli bir faktör olduğu gibi diyabet, kanser ve kalp damar hastalıklarıyla olan ilişkisi daha önce ortaya konulmuştur. Ungefroren V.D. 2015, S7. Kemik sağlığı açısından, çocuk ve ergen dönemde, gelişimsel katkı sunan, fiziksel aktiviteye katılım, yetişkin ve yaşlılık döneminde ise sakatlık ve hastalık gibi risk faktörlerine karşı önemli derece korunma imkanı taşımaktadır. Fiziksel aktivite, her yaştan birey için osteojenik, yani kemik dokusunun yapımı ile ilgili önemli bir etki oluşturmaktadır. Kemik dokusu üzerine, ölçülü derecede ağırlığın bindiği egzersizlerin, kemik dokusunun yeniden inşasında etkili olduğu belirtilmiştir. Herman,
Hebestreit ve Ahrens, 2012, S35. Sağlık olgusu bir bütün olarak ele alındığında ve farklı sistemlerin birlikte çalıştığı düşünüldüğünde, fiziksel açıdan aktif bir yaşam tarzının oluşturacağı olumlu bir etki, genel sağlık durumu üzerinde de fayda sağlayacaktır. Kapsamlı derlemelerinin sonucunda, fiziksel aktivitenin, kişinin vücut kompozisyonu üzerinde olumlu bir etki oluşturarak obeziteyi engellediğini ve bu iki faktörün bilişsel süreçlerle karşılıklı ve olumlu ilişki içerisinde olduğunu belirtmişlerdir. Çocuk ve ergenlerde fiziksel aktivite ve sağlık. Fiziksel aktivite davranışının kalıcı bir hale gelmesi ve sağlığa yönelik bir tutum dini almasında en önemli yaş grubunu, çocuk ve ergenler oluşturmaktadır. Bu dönemde kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının, yaşam boyu devam etme olasılığı daha fazladır. Bu bağlamda, sağlıkla ilişkili olumlu davranışları değerlendiren çalışmalar, fiziksel aktivite düzeyinin, genç ve çocuk sağlığı için büyük öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Centers for Disease Control and Prevention, 2008. Düzenli fiziksel aktiviteye katılımın sağlık üzerindeki etkileri, çocuk ve ergen bireylerde de görülmektedir. Ergenlik döneminin fiziksel, sosyal ve duygusal olarak değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönem olması, bu yaş grubundaki bireylerin, farklı yönelimleri deneyimlemelerine de neden olmaktadır. Bu deneyimlerin bir bölümünü ne yazık ki alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi istenmeyen davranışlar oluşturmaktadır. Yürütülen çalışmalar, fiziksel olarak aktif olan ve bu yolla sağlık bilincine sahip ergen bireylerin, bu olumsuz davranışlardan kendilerini koruduklarını da ortaya koymuştur. Bu açıdan fiziksel aktivite, ergen yaş grubunda çok önemli koruyucu bir mekanizmayı temsil etmektedir. Yaşlılarda fiziksel aktivite ve sağlık. Amerikan Spor Bilimleri Derneği ve Amerikan Kalp Vakfı, 65 yaş üstü bireyler için fiziksel aktivitenin, sağlık durumunun korunması ve geliştirilmesi için en temel kriterler arasında olduğunu ortaya koymuşlardır. Fiziksel aktiviteye düzenli katılım sonucunda ortaya çıkan sağlık faydalarından bireylerin yarar görmeleri için en önemli kriterlerden birisi fiziksel aktiviteye katılımın, küçük yaşlarda başlaması ve yaşam boyu devam ettirilmesidir. Fiziksel aktivite bilincinin, çocuk yaşta başladığı bireylerin yaşlılıklarında, bağımsız olarak fiziksel işlevlerini yürütme ve hastalıklara karşı daha korunaklı olma durumlarının daha gelişmiş olduğu bilinmektedir. Bunun yanında daha geç yaşlarda fiziksel aktiviteye başlamış olmak da aynı derecede olmasa bile, yaşlılık döneminin daha kaliteli geçmesi açısından önemli bir faktördür. Sun, Norman ve Healy, 2013. Yaşlılıkta yaşam kalitesinin düşmemesi ve bağımsız bir şekilde günlük yaşamsal fonksiyonların devamlılığı için fiziksel aktiviteye katılım son derece önemlidir. Ancak fiziksel aktivite bilincinin erken yaşlarda kazanılması ve yaşam boyu devam ettirilmesi, yaşam kalitesinin en üst düzeyde olması, hastalıklardan korunma ve sağlık durumunun iyileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Fiziksel aktivite önerileri. Fiziksel aktiviteye yönelik önerilerde, metabolizmanın hızlandırılması ve harcanan enerji yükünün arttırılması amaçlanmaktadır. Bir fiziksel aktivite sırasında harcanan enerjinin hesaplanması için MET yöntemi kullanılmaktadır. 1 MET, bireyin dinlenik durumda vücudunun kilogramı başına tükettiği oksijeni nitelemektedir. Miles, 2007, S318. Tablo 1. De İngiliz Sağlık Bakanlığı'na göre çeşitli fiziksel aktivitelerin oluşturduğu MET yükleri, kilokalori, kal, karşılıkları ve bunların yoğunlukları nitelik olarak verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere, fiziksel aktivite tanımının da içerdiği gibi en düşük tempodaki yürüyüşten en yüksek şiddetli egzersizlere kadar tüm vücut hareketleri fiziksel aktivitenin kapsamındadır. Yetişkinler için fiziksel aktivite önerileri. 18-64 yaş arasındaki yetişkinler, hafta boyunca en az 150 dakikalık orta şiddetli fiziksel aktiviteye ya da 75 dakikalık yüksek şiddetli fiziksel aktiviteye katılmalıdırlar. Yapılacak etkinlik, bu iki şiddetin kombinasyonu olarak da tasarlanabilir. Kalp damar sistemi üzerinde büyük etkisi olan koşu gibi aerobik aktiviteler, en az 10 dakika sürecek şekilde tasarlanmalıdır. Sağlık çıktılarının artması için yetişkinler yapacakları orta şiddetli fiziksel aktiviteyi 300 dakikaya, yüksek şiddetli fiziksel aktiviteyi ise 150 dakikaya kadar çıkarabilirler. Yapılacak etkinlik, bu iki şiddetin kombinasyonu olarak da tasarlanabilir. Ağırlık kaldırmak gibi kas güçlendirici aktiviteler, büyük kas gruplarını içermeli ve haftada en az 2 gün yapılmalıdır. Çocuklar ve ergenlik çağındaki bireyler için fiziksel aktivite önerileri. 5-17 yaş arasındaki çocuk ve gençler,
günlük en az 60 dakikalık orta yüksek şiddet arasında değişen fiziksel aktiviteye katılmalıdırlar. 60 dakikadan daha uzun süren fiziksel etkinlikler, daha fazla olumlu sağlık çıktısının oluşmasında önemlidir ve önerilmektedir. Fiziksel aktivitenin büyük bir bölümünün, kalp damar sistemini destekleyen koşu gibi aerobik egzersizler olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca yüksek şiddetli etkinliklerin hem koşu hem de kas kemik sistemini destekleyecek etkinliklerden oluşmasına özen göstermek gerekir. Bu tipteki etkinliklerin en az 3 gün yapılması gerekir. Yaşlılar için fiziksel aktivite önerileri. Yaşlı bireyler, bir hafta boyunca en az 150 dakikalık koşu gibi aerobik, hafif orta şiddet arasında değişen fiziksel aktiviteye ya da 75 dakikalık yüksek şiddetli fiziksel aktiviteye katılmalıdırlar. Katılabilecekleri fiziksel aktivite, orta ve yüksek şiddetli etkinliklerin kombinasyonu şeklinde de olabilir. Kalp damar sistemi üzerinde büyük etkisi olan koşu gibi aerobik aktiviteler, en az 10 dakika sürecek şekilde tasarlanmalıdır. Sağlık çıktılarının artması için yaşlı bireylerin yapacakları haftalık orta şiddetli fiziksel aktiviteyi 300, yüksek şiddetli fiziksel aktiviteyi ise 150 dakikaya kadar çıkarabilirler. Yapılacak etkinlik bu iki şiddetin kombinasyonu olarak da tasarlanabilir. Hareketliliği düşük olan yaşlı bireylerin, haftada en az 3 gün, dengeyi geliştirecek fiziksel aktiviteye katılmaları gereklidir. Ağırlık kaldırmak gibi kas güçlendirici aktiviteler büyük kas gruplarını içermeli ve haftada en az 2 gün yapılmalıdır. Sağlık koşullarından dolayı fiziksel aktiviteye önerilen düzeyde katılamayacak olan yaşlı bireyler, mevcut koşullarında ve fiziksel kapasiteleri doğrultusunda olabildiğince fiziksel olarak aktif olmalıdırlar. Fiziksel aktiviteye katılımı etkileyen faktörler. Bireylerin fiziksel olarak aktif olmalarına zemin hazırlayan sosyo-bilişsel kurama göre, bireylerin çevrelerinden elde ettiği deneyimler ve akran gözlemleri sonucu oluşturduğu fikirleriyle gelişen öz benliklerine yönelik sorularının cevapları, fiziksel aktiviteye zemin hazırlayan faktörler arasındadır. Bireylerin fiziksel uygunluk düzeyleri, fiziksel beceri düzeyleri, fiziksel aktivite yapılaşabilecek ortam, tesislere erişilebilirlik ve yaz kampları, spor okulları gibi fiziksel aktivite programlarının yürütüldüğü fiziksel aktivite programlarına erişilebilirlik ise fırsat sağlayan faktörler başlığı altında toplanabilir. Bireylerin fiziksel olarak aktif olmaları için çevrelerinden aldıkları her türlü desteği kapsayan, güçlendiren faktörler başlığı altında, öğretmen, aile, antrenör ve arkadaş etkisi toplanmıştır. Sağlıklı Yaşam Dersi 6. Ünite Özeti. İnsan yaşamında psikolojik ve psikiyatrik sorunlar ve çözümleri. Sağlık açısından psikolojinin özellikleri. Sağlık, psikoloji, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, bedensel, mental, zihinsel, akılsal, duygusal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak ifade edilmektedir. Psikoloji terimi, kök itibarıyla Yunanca zihin, psuk, psüce ile bilgi bilim, logos kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Psikoloji, canlıların ve insanın duygu, düşünce ve davranışlarını incelemektedir. Psikiyatri ise mental, zihin, sağlığı ve hastalıklarıyla uğraşan tıp bilimidir. Psikolojik açıdan iyi olan bireylerin genel özellikleri şunlardır. Kendini ve çevreyi gerçekçi bir biçimde algılayabilen, gerçekçi olarak değerlendirebilen. Kendine güvenen, kendini ve yeteneklerini bilen. Aşağılık ve üstünlük duygusu kolay kolay gelişmeyen. Kendine ve çevresindekilere karşı, saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirebilen. Davranışlarını, doğru yanlış, iyi kötü, uygun uygun değil ve B şeklinde anlamlaştırabilen ve yaşına, cinsiyetine, toplumsal kimlik ve statüsüne uygun davranış gösterebilen. Yaşadığı toplumun kültürel, sosyal, ekonomik normlarına uygun hareket edebilen. Kendini, yaşadığı ailesinden başlayarak geniş kapsamda toplumun parçası olarak gören, kendi gelişiminin, diğer tüm insanlarla bağ olduğunu bilen, toplumsal yaşama olumlu yönde katkıda bulunmaya çalışan, ailesini, çevresindekileri, toplumunu ve diğer insanları anlayabilen, farklılıkları anlayışla karşılayan, onlarla olumlu ve tutarlı ilişkiler geliştirebilen, arkadaşlıklar, dostluklar kurabilen, onlara yararlı olabilmek için çaba gösteren, yaşama hevesi hisseden, yaşama karşı ilgi duyan, yaşamı için sorumluluklar alan, kendisi, ailesi, toplumu ve B için geleceğe yönelik amacı, planları, beklentileri olan, kendini ve sınırlarını bilen, öz eleştiri yapabilen, başarısızlıklarını, düş kırıklıklarını başkalarında değil,
kendisinin sınırlı yetileri içerisinde arayan ve buna göre de problemlerini çözme yolları arayan, çözümleyebilen, hatalarını tekrarlamayan, yeniliklere açık olan, değişen durumları değerlendirebilen, yeni seçenekler bulabilen, kendisi ve çevresi için en yararlıyı seçip uygulayabilen, işinden, yaşamından, üretimlerinden keyif alabilen, yaptığından tat alan, gerektiğinde üzülebilen, sevinebilen, bunları abartmadan ve karşısındakileri incitmeden yansıtabilen, uygun yer ve zamanda, gereken kişilere, bilgi, duygu, düşünce, görüş ve tutumlarını toplumsal ve kişisel saygı çerçevesinde aktarabilen, tutum ve davranışları ile kendisine ve çevresine keyif, huzur ve neşe verebilen, insanları cinsiyet, ırk, dil, din, inanış, statü ve özelliklerine göre sınıflara ayırmayan, ayrımcılık yapmayan, ilişkilerini insani temeller üzerine kurabilen, olayları tek yönlü değil çok yönlü görebilen, değerlendirebilen, kişiler arası ilişkileri önemseyen, yapıcı olabilebilen, gerektiğinde onlara ilişkin sorumluluklar yüklenebilen, karşı cinse karşı sevmeyi ve sevilmeyi, insani bir değer olarak görüp benimseyen, sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurabilen, cinselliği, yaşamının doğal, önemli ve cinsiyetler arası işbirliğinin çok değerli parçası olarak gören, çevreyi ve diğer canlıları koruyabilen, zarar vermeyen, korunmalarına katkı sağlayabilen kişiler psikolojik olarak sağlıklıdır, denilebilir. Olumlu psikolojik sağlık boyutları şunları içermektedir. Özkabul, kişinin, kendisi ve geçmiş yaşamıyla ilgili olumlu değerlendirmeler yapabilmesi. Bireysel gelişim, bir birey olarak sürekli gelişme ve ilerleme duygusunun ve amacının olması. Yaşam amacı amaçları, kişinin yaşamına değer anlam katan, kişi, ülkü, değer, inanç ve kavramlara sahip olmaya ya da olduğuna inanma. Olumlu iletişim kurma, diğer insanlarla, yapıcı, anlayış temelli, kaliteli ilişkiler kurma. Özerklik, duygu, düşünce ve beklentilerine göre kendi yaşamını ve geleceğini, kendisinin belirleyebilmesi. Erişkinlerde psikolojik ve psikiyatrik sağlık sorunları. Kaygı, anksiyete, bozuklukları, kişinin, gündelik hayatta karşılaştığı olaylarla ilgili olarak, engelleyemediği, nedeni bilinmeyen, belirsiz, içten gelen, korku, kaygı, sıkıntı ile yaşanan bir bunaltı duygusu ve aşırı endişelenmesidir. Kaygı bozuklukları çok hafif gerginlik ve tedirginlikten, aşırı panik olmaya varan düzeylerde olabilir. Fobiler. Panik bozukluk. Yaygın anksiyete bozukluğu, YAB. Obsesif kompulsif bozukluk, OKB. Travma sonrası, posttravmatik. Stres bozukluğu. Somatoform bozukluklar, psikolojik rahatsızlıkların bedensel olarak algılanmasıdır. Fizyolojik açıklaması olmayan bedensel belirtiler, kaygıya bağlı olarak psikolojik nedenler sonucu ortaya çıkarlar. Konversiyon bozukluğu, somatizasyon bozukluğu, disosyatif, bölünme, kopma, parçalanma, bozukluklar. Disosyatif bozukluklarda, kişinin bilinci belleğindeki bozukluklar ile kimlik duygusundaki bozukluklar yer almaktadır. Disosyatif amnezide, unutma. Disosyatif füg. Disosyatif kimlik bozukluğu, çoklu kimlik. Yeme bozuklukları. Yeme bozuklukları, psikolojik kaynaklıdır ve bedensel belirtiler ön planda gibi görünse de ciddi psikolojik sorunlarla birliktedir. Anoreksiya nervoza. Bulimia nervoza, öküz açlığı, diyetsel kaos sendromu. Tıkınırcasına yeme bozukluğu. Duygu durum bozuklukları. Temel bozukluk duygulanımdadır. Bu da iki yöndedir. Duygunun ya aşırı keder, üzüntü yönünde ya da aşırı neşe yönünde kaymasıdır. Bu kayma normalde sağlıklı kişilerin gün veya günler içerisinde yaşadığı sevinç ve üzüntüden çok daha ileridedir. Depresyon. Manik depresif, bipolar, iki kutuplu, bozukluk. Şizofreni. Kişinin, gerçekle gerçek olmayan arasındaki farkı ayırt edememesi, etmesini zorlaştıran, normal düşünce ve duygularını kontrol etmesini, normal olarak davranmasını önleyen zorlayıcı bir hastalıktır. Sanrıları ve varsanıları vardır. Kişilik bozuklukları. 3 küme altında incelenir. A kümesi. Paranoid kişilik bozukluğu. Şizoid kişilik bozukluğu. Şizotipal kişilik bozukluğu. B kümesi. Antisosyal kişilik bozukluğu. Sınırda, borderline, kişilik bozukluğu. Histrionik kişilik bozukluğu. Narsisistik kişilik bozukluğu. C kümesi. Çekingen kişilik bozukluğu. Bağımlı kişilik bozukluğu.
Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu. Pasif agresif kişilik bozukluğu. Cinsel bozukluklar. Parafililer, sapkınlık. Cinsel kimlik bozuklukları, transseksüalite. Cinsel işlev bozukluklar. Çocuk ve ergenlerde psikolojik ve psikiyatrik sağlık sorunları. Çocuk ve ergenin psikolojik sağlığını etkileyen faktörler. Genetik kalıtımsal faktörler. Merkez sinir sistemi, MSS, ile ilgili faktörler. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemi. Hormonal faktörler. Doğumsal sağlık sorunları ve hastalıklarının olması. Çocuklukta karşılaşılan sağlık sorunları, hastalıklar ve engeller. Kişilik özellikleri. Yaş. Cinsiyet. Ailesel özellikler. Toplumsal özellikler. Toplumsal kültür özellikleri. Yoksulluk. Çocuk ve ergenlerde görülen psikolojik ve psikiyatrik sorunlar. Kaygı bozuklukları, ansiyete VB. Depresif belirtiler. Yeme bozukluklar. Uyku sorunları. Sigara, tütün ürünleri, alkol ve madde bağımlılığı. Karşıt olma, karşı gelme bozukluğu, KOK. Davranım bozukluğu. İstismara maruz kalma. Toplum ruh sağlığı hizmetleri ve psikolojik sağlığın korunması, geliştirilmesi. SÖ, 2005 yılında, Helsinki'de, Avrupa ülkeleri için bir plan açıklamıştır. Bu eylem planının bazı ana başlıkları şunlardır. Toplumdaki bütün bireylerin ruh sağlığını geliştirmek. Damgalama ve ayrımcılıkla mücadele etmek. Riskli yaşam dönemlerine özgü aktiviteler geliştirmek. İntihar ve ruh sağlığı sorunlarını önlemek. Ağır ruhsal hastalığı olan kişiler için toplum temelli hizmetlerle etkin bakım sunmak. Sektörler arası işbirliğini sağlamak. Çocuk istismarının önlenmesi. Çocuk istismarındaki en büyük sorun, aile içinde olanıdır. Genellikle bu durumun üstü örtülür ve şikayet söz konusu olmazsa, bu gizlilik, çocuğun veya ergenin aleyhine olur. Bu nedenle toplumun, kolluk kuvvetlerinin, öğretmenlerin, sağlık çalışanlarının eğitimleri ve konu hakkında duyarlılıklarının arttırılması gerekmektedir. Hatta çocuk ve ergenlere de onlara uygun eğitim yöntemleriyle farkındalıkları ve bu durumla karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiği öğretilmelidir. Ülkemizde istismara uğrayan, ihmal edilen çocukların tanı, tedavi, bildirim, izlem, koruma ve adli işlem süreçlerini profesyonelce yürütmek ve çocuğu ergeni örselemeden, onları değerlendiren, İlki 2010 yılında açılan ve değişik illerde konuşlu çocuk koruma ve izlem merkezleri açılmıştır. İntiharın önlenmesi. Özellikle aile hekimleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, acil servisler ve psikiyatri klinikleri bu tür kişileri fark ettiğinde, çok ciddi bir şekilde ele almalıdır. Diğer taraftan intihara götüren nedenler, ekonomik krizler, sınav kaygısı, okul başarısı, insan eliyle ortaya çıkan aciller, savaşlar, terörizm, doğa kaynaklı afetler vb. Belirlenip bireysel, ailesel ve toplumsal gerekli önlenmelerin alınması gerekmektedir. İnsani aciller, doğa kaynaklı afetler ve kitlesel travmalarda psikiyatrik sorunların önlenmesi. Afet ya da travma, ani ve kaotik, karmaşık bir süreçtir. İhtiyaçların en yüksek, kaynakların en az olduğu bu dönemde, zamana karşı bir yarış vardır. Bu nedenle olan dışı durumları iyi yönetebilmek için afet ve acil durumlar planı gibi afet yönetim planları yapılmalı, ilgili kişiler, kurumlar ve toplum, sürekli ve etkin şekilde eğitilmelidir. Kriz döneminde de bu planlar aktif hale geçirilerek uygulanmalıdır. Damgalama, stigmatizasyon ve ayrımcılığa karşı farkındalığın oluşturulması. Hastaların kendilerine saygısını azaltan, aile ve çevreyle ilişkisini bozan, sosyalleşmelerini engelleyen, özgürce yaşama ve çalışma haklarını ellerinden alan bir durumdur. Damgalama ve ayrımcılıkla mücadelenin temeli, psikolojik ve psikiyatrik sorunların, diyabet, hipertansiyon, grip, nezle vb. Hastalıklardan farkının olmadığının vurgulanması, hatta kişilerin bedensel ve psikolojik sorunlarının ayıplanacak, beğenilmeyecek, kusurlu görülecek vb. Şeyler olmadığını anlatmaktır. Yani sağlık okuryazarlığının arttırılması ve sağlık eğitimiyle toplumun farkına varması gereken bir konu olduğu üzerinde sürekli ve etkin bir şekilde durulmalıdır. Psikiyatrik sorunlarda ve hastalıklarda akılcı ilaç kullanımı. Bu nedenle psikiyatrik sorunlarda ilaç kullanımı ciddi bir durumdur ve kontrolsüz olmamalıdır. Hekimin önerdiği şekilde ve dozlarda kullanılmalı, kontroller aksatılmamalıdır. Toplumsal ruh sağlığı hizmetleri.
Toplum ruh sağlığı merkezleri ülkemizde kurulmaya ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu merkezlerde ayrıca topluma yönelik sağlık eğitimleri, taramalar, psikolojik koruyucu ve geliştirici hizmetlerin verilmesi de mümkündür. Sağlıklı Yaşam Dersi 7. Ünite Özeti. Bağımlılık ve Sağlık. Giriş. Günümüzde bağımlılık tütün ve tütün ürünleri, sigara, alkol, madde ve internet bağımlılığı olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Her maddenin bağımlılık düzeyi farklı olmakla birlikte bağımlılığın gelişimi, tütün, alkol ve maddeyi kullanma süresine, kullanan kişinin kişilik özelliklerine, maddenin cinsine, dozuna göre farklılık gösterebilmektedir. Bağımlılık düzelebilir, tedavi edilebilir bir hastalık olsa da tütün, alkol ve madde tekrar kullanıldığında bağımlılık durumu tekrar kendini gösterebilir. Bu nedenle, bağımlı olan kişi, tüm yaşamı boyunca bağımlı olduğunu unutmamalı ve yaşamını ona göre sürdürmesi gerekmektedir. Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ve sağlık. Bağımlılık. Bağımlılık kişinin bağımlı olduğu nesneye maddeye gereksinim duyması, ondan uzaklaşamaması, ulaşamadığında yoksunluk belirtileri göstermesi, bulamadığında diğer gereksinim duyduğu insani ihtiyaçlarından ve günlük yaşam özelliklerinden vazgeçip onu öncelemesi, o nesne maddeyi yoğun arama davranışı içine girmesi olarak tanımlanmaktadır. Türlerine göre fiziksel bağımlılık ve psikolojik bağımlılık olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel bağımlılık tütün, alkol ve maddenin varlığına karşı duyulan ve bu tür maddeler alınmadığı zaman, fizyolojik uyumun bozulmasına bağlı olarak vücudun tepkiler göstermesi durumudur. Psikolojik bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme ya da giderme amacıyla o maddeye düşkünlüğü, bağımlı olduğu maddenin yarattığı psikolojik etkiyi yeniden yaşamak için güçlü bir isteğin olmasıdır. Tütün ürünleri. Tütün yaprağının tamamen veya kısmen ham madde olarak kullanılmasıyla elde edilen, içe çekme, çiğneme, emme ve buruna çekme amacıyla kullanılan tütün ürünleri kullanım şekline göre aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir. A. Tütünün yanmasından oluşan dumanın kullanımı. B. Tütünün dumansız olarak kullanımı, smokeless tobacco. C. Tütünün başka amaçlarla sanayide kullanımı. Yanma sonucu oluşan dumanın akciğer içine çekilmesi şeklinde kullanılır. Sigara bu anlamda en sık kullanılan türün ürünüdür. Harmanlarına göre politip veya blend adlarını alan sigaranın, içerdiği tütün tiplerine ve uygulanan fabrikasyon yöntemlerine göre, Shark, Türk tipi Oriental, Virginia, İngiliz, Dark, Fransız Esmer, American Blend ve Kretek olmak üzere 5 çeşidi bulunmaktadır. Düşük katran içerdiği için light ve ultra light olarak tanımlanan sigaraların daha az zararlı olduğu görüşü hakimdir. Ancak bu tür sigaraların, içerisindeki katran miktarı daha az olsa da nikotin miktarları diğerleriyle aynıdır. Buna benzer bir diğer yanılgı mentollü sigaralarla ilgilidir. Normal sigaralara göre mentollü sigaraların da daha az zararlı veya zararsız olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu sigaraların içeriğindeki mentol nedeniyle vücuda yayılma aşaması ve sürecini daha çok hızlı olabilmektedir. Lüle taşı, kiraz ağacı, gül ağacı ve balsa ağacı kullanılarak yapılan pipolar için harmanlanmış, belirli nem oranındaki tütünler ve içimi keyifli kılmak ve bağımlılığı sağlamak amacıyla meyan kökü, keçi boynuzu, incir özü, bal gibi koku verici maddeler kullanılır. Parçalanmış veya yaprak halindeki proluk tütünlerin, elde veya makinede sarılması ile üretilen tütün ürünlerine puro adı verilmektedir. Puro'nun ana vatanı Güney Amerika kıtası, Meksika ve Karayip Denizi adalarıdır. İlk defa Hindistan'da kullanılan nargile zamanla Pakistan, İran, Irak ve Asya ve Orta Doğu ülkeleri ile ülkemizde de sıklıkla kullanılan tütün ürünü haline gelmiştir. Son olarak, makaron adı verilen filtreli boş sigara tüpüne veya sigara kılıfına sarılması esasına dayanan sarmalık kıyılmış tütün, birim maliyeti düşük olduğu için, sıklıkla ve fazla miktarda kullanılabilmektedir. Bu ürünün sigarayla aynı sağlık etkilerine ve risklerine neden olduğu bilinmektedir. Tütünün dumansız olarak kullanımı. Çiğnemelik tütün, Ceng Tobacco, Enfiye, Maraş, Ağız, Otu, İsveç Snus, Amerikan Snuf gibi ürünlerin yer aldığı bu gruba, sigara bırakma amacı ile kullanılan nikotin preparatları, nikotin suyu, nikotin sakızı, nikotin lollipopu, nikotin bandı, nikotin tableti, nikotin granülleri, nikotin spreyi ve nikotin aşısı da dahil edilebilir. Çiğnemelik tütün yanak ve diş eti arasına yerleştirilerek kullanılır. Ara ara çiğnenerek tekrar yanakta bekletilir. Sigaranın kapalı alanlarda yasaklanmasıyla son zamanlarda bu ürüne yeniden ilgi artmıştır. Çiğnemelik tütün ağız hijyeni ve tat alma duyusunun bozulması,
diş çürüğü ve diş eti sorunları, ağızda, yutakta geçmeyen yaralar ve kanserler, mide ülserleri ile kanserleri gibi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. El baş parmak ve el bileği arasındaki enfiye çukuruna konarak kullanılan enfiye tütünü bu grupta yer alan bir diğer üründür. Toz haline getirilmiş ve yüksek nikotinli tütün ile bergamot, karanfil, tarçın ve karbonatın karıştırılması ile elde edilen ve buruna çekilerek kullanılan enfiye tütünü kimyon, gül suyu gibi esanslar da içerebilir. Bu ürünün kullanımı, burun derisi ve içerisindeki mukozada yaraların oluşması, yutak ve nefes borusu kanserleri, koku alma duyusu bozulması gibi sorunlara yol açabilmektedir. Maraş, ağız, otu, İsveç snus, Amerikan snuf ve nikotin içeren preparatlar bu gruba gire diğer tütün ürünleridir. Tütünün başka amaçlarla sanayide kullanımı. Tütün bitkisinin saplarından selüloz, çiçeklerinden esans, kolonya, küllerinden potasyum karbonat ve tohumundan yağ elde etmek için kullanılabilmektedir. Tütün ürünlerinin kullanımı ile ilgili önemli bilgiler şunlardır. Dünyada tütün ve sigara kullanımına bağlı olarak her 6 saniyede bir kişi hayatını kaybetmektedir. Tütüne bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında, 8,4 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tütün kullanımının, başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere ciddi düzeylerde azaldığı, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de azalma görülmekle birlikte kullanım sıklığının hala yüksek olduğu görülmüştür. Türkiye, yapılan tüm çalışmalar sonucunda sigara kullanma sıklığı azalmasına ve bu çalışmalar sonucunda Dünya Sağlık Örgütü'nce sigara ile savaşında örnek ülkeler arasında gösterilmesine rağmen, hala tütün kullanma sıklığının yüksek olduğu ülkeler arasındadır. Sigara içenlerin yaklaşık da üçü, sigara satın almak için yasal yaş sınırı olan 18 yaşından önce sigara içmeye başlamaktadırlar. Tarih boyunca erkekler kadınlardan daha fazla tütün ve tütün ürünü kullanmışlardır. Ancak son yıllarda kadınların bu ürünlerin kullanımını artırması için bazı stratejiler geliştirilmiş, tütün kullanımının canlılık, incelik, özgürlük, entelektüellik, cinsel cazibe, özgürlük ve bağımsızlık sembolü gibi sunulduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, akran etkisi ve akran baskısı, özgüven yetersizliği, merak özenti gibi davranışsal bozukluklar ve ailede tütün sigara içen varlığı, bireyin sosyoekonomik durumu, okul başarısı ve sosyal uyumsuzluk, genetik faktörler ve toplumsal yapı da tütün ve tütün ürünlerinin kullanımında belirleyici olabilmektedir. Sigara bırakma programlarının iki aşaması vardır. İlk basamak günlük hayatta bireyi sigara içmeye iten durumların belirlenmesi ve bunların değiştirmesini sağlamaktır. Diğer aşamada hekim kontrolünde ve hekimin gerek görmesi halinde bilimsel anlamda etkinliği kabul görmüş ilaç ve tıbbi yöntemleri kullanılabilir. Tütün ve tütün ürünlerinin, bireye, topluma ve gelecek nesillere hem sağlık hem de ekonomik zararları vardır. Bunu önlemek için de ülkelerin politikaları önemli rol oynamaktır. Bu politikalar şu maddelerde toplanır: Power. Tütün kullanımının ve önleme politikalarının izlenmesi. İnsanların sigara dumanından, pasif etkilerinden korunması. Sigarayı bırakmak isteyenlere yardım edilmesi. Bireylerin sigaranın zararları konusunda uyarılması. Tütün reklamı, tanıtımı ve sponsorluğu ile ilgili yasakların uygulanması. Tütüne uygulanan vergi miktarının artırılması. Alkol bağımlılığı ve sağlık. Üzüm, elma, ahududu, hurma, turunçgiller gibi içeriğinde şeker olan meyveler ile arpa gibi tahıl, şeker pancarı, şeker kamışı şıraları gibi glikoz içeren öz sular, mayalandıktan sonra damıtılarak elde edilen ve temel maddesi, etanol etil alkol olan içeceklere, alkollü içki içecek olarak anılmaktadır. Genetik faktörler, kişilik bozuklukları, bilişsel bozukluklar, depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların varlığı, kronik, ağrılı, yaşam kalitesini bozan hastalık varlığı, şiddete ve cinsel istismara maruz kalma, alkolü ilk deneme yaşının düşük olması, kişinin orta ve ileri yaşta olması, psikolojik ve fiziksel travma yaşama, ekonomik zorluklar gibi pek çok durum alkol bağımlılığının nedenler arasında bulunmaktadır. Alkol kullanımı önemli sağlık sorunlarının da beraberinde getirmektedir. Siroz hastalığı, B1 vitamini eksikliği, sinir sistemi bozuklukları, mide, pankreas ve karaciğer kanserleri, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik hastalıklar alkol bağımlılığının neden olduğu sağlık sorunlarındandır. Ancak, alkol bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hem psikiyatri klinikleri hem de AMATEM adı verilen alkol ve madde bağımlılığı tanı tedavi merkezleri bu konuda yardımcı olmaktadırlar. Bağımlılık yapıcı maddeler ve sağlık.
Beyin işlevlerinde değişikliklere neden olarak fiziksel ve psikolojik olarak sakinleştirici veya uyarıcı etkileri olan, sürekli kullanma isteği doğurarak bağımlılık oluşturan, kullanılmadığında yoksunluk belirtileri ortaya çıkan, her türlü bitkisel kökenli ya da kimyasal yollarla oluşturulmuş, sentetik moleküllerden elde edilen maddelere bağımlılık yapıcı madde denmektedir. Psikoaktif veya uyuşturucu maddeler olarak da anılan bu maddelerin bağımlılığı sonucunda ortaya çıkan bağımlılığın ölçütleri şunlardır. Tolerans gelişmesi. Madde kullanılmadığında, kesildiğinde ya da dozu az olduğunda yoksunluk belirtilerinin olması. Başarısızlıkla sonuçlanan bırakma denemeleri. Maddeyi aramak, bulmak, kullanmak ya da aksine bırakmak için büyük zaman harcama. Madde kullanımı nedeniyle sosyal ve ailesel ilişkilerin bozulması, iş, meslek başarısızlıkları ve kaybı, ekonomik çökkünlük, okul başarısızlıkları gibi bireysel ve toplumsal düzeyde zarar görmeler. Fiziksel ve psikolojik sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımının sürdürülmesidir. Yaş, cinsiyet, toplumsal kültür, aile ve sosyal çevre, sosyoekonomik düzeyi, genetik faktörler, psikolojik gelişim madde bağımlılığına neden olan etmenler olarak gösterilmektedir. Gençlerin bunlarla karşılaşmasının ve tanışmasının önlenmesi, konu hakkında eğitimlerin düzenlemesi ve güvenlik güçlerinin etkin ve sürekli mücadeleleri büyük önem taşımaktadır. Teknoloji, internet bağımlılığı ve sağlık. İnternetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internette geçirilen süreye gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulması, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı sinirlilik, gerginlik, huzursuzluk gibi durumların ortaya çıkması ve kişinin iş, sosyal ve aile yaşamının giderek bozulması internet bağımlılığı olarak tanımlanmaktadır. İnternet bağımlılığının ölçütleri şunlardır. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş. İstenilen keyfi almak için giderek daha fazla oranda internet kullanma gereksinimi duyma. İnternet kullanımını kontrol etme, azaltma ya da tamamen bırakmaya yönelik başarısız girişimlerin olması. İnternet kullanımının azaltılması ya da tamamen kesilmesi durumunda huzursuzluk, çökkünlük ya da kızgınlık hissedilmesi. Başlangıçta planlanandan daha uzun süre internette kalma. Aşırı internet kullanımı nedeniyle aile, okul, iş ve arkadaş çevresiyle sorunlar yaşama, eğitim veya kariyer ile ilgili bir fırsatı, tehlikeye atma ya da kaybetme. Başkalarına, aile, arkadaşlar, hekim, sağlık personeli, terapist vb. İnternette kalma süresiyle ilgili yalan söyleme. İnterneti, problemlerden kaçmak veya olumsuz duygulardan, çaresizlik, suçluluk, çökkünlük, kaygı vb. Uzaklaşmak için kullanma. Genel anlamda literatürde internet bağımlılığı ile sıklıkların %3 ile %15 arasında değiştiği görülmektedir. Bununla birlikte %18,3 hatta %39,6 şeklinde bildirilen sıklıklar söz konusudur. Uzun süre internet kullanımının internet, sosyal medya, akıllı telefon, dijital oyun bağımlılığının, depresyon, dürtüsellik, yalnızlık, uyku kalitesi sorunları, kısa uyku süresi, kendini iyi hissetmeme, yorgunluk, karmaşık düşünceler, dikkat eksikliği, akademik performanslarda başarısızlık, içe kapanıklık, iletişim ve sosyalleşme sorunları ile baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, görme bozuklukları, boyun bel dirsek bilek ağrıları ve sorunları, fiziksel aktivite kısıtlığı ve obezite ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Çocukların teknoloji internet bağımlılığı ile mücadelede, ebeveynlerin rol model olmaları, çocuklarına baskı kurmadan, onların bireysel yaşamlarına saygı göstermek koşuluyla, onunla paylaşımcı olmayı sağlayarak, özellikle sosyal medyadaki arkadaşlarını ve mesajlaşmalarına dikkat etmeleri önemlidir. Erişkinler ise bir klinik psikolog veya psikiyatr ile görüşerek teknoloji internet bağımlıları için geliştirilen davranışsal terapi yöntemlerinden faydalanabilir. Sağlıklı Yaşam Dersi 8. Ünite Özeti. Sağlıkla ilgili özel durumlar ve konular. Su güvenliği ve sağlığımız. Yerkürede kendine özgü yaşam formlarının var olmasını sağlayan en önemli özellik sudur. Dünyada bulunan su miktarı 1,4 milyar km3 kadardır. Bunun 97,5'i okyanus ve denizlerde tuzlu su olarak bulunmaktadır. Ancak 2,5'i, 35,2 milyon km3, tatlı su formunda bulunmaktadır. İnsanlar tarafından içme ve kullanma suyu olarak kullanılabilecek tatlı suyun miktarı, var olanın inden azdır. Ülkemizde tüketilebilir yüzey ve yeraltı suyu potansiyeli, yılda ortalama toplam, 112 milyar m³.
Ülkemiz, bu anlamda su sıkıntısı olan bir ülke olup, nüfus artışı ile birlikte kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı giderek azalmaktadır. Su kaynaklarının, ülkenin her tarafına dengeli dağılmaması, iç ve dış göçler sonucu kentleşmenin ve kent nüfusunun artması, sanayileşme, kentleşmeye ve betonlaşmaya bağlı olarak, yağış sularının toprağa sızamaması, bazı sanayi kollarında şehir şebekesinden su kullanılması, ülkemizde, üretiminde su kullanan elektrik enerji sektörünün, elektrik gereksiniminin artmasına bağlı olarak su kullanımının artması, tarımda geleneksel sulama yöntemlerinin kullanılması ve su israfı gibi nedenle ülkemizde yaşanan su kıtlığının önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Ülkemizdeki su kirliliğinin nedenleri olarak ise sanayi ve evsel nitelikli atık su miktarının artması, sel ve taşkınlar, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde kimyasalların kullanılması, su arıtma sistemlerinin yetersiz olması, uygun şekilde toplanmayan evsel atıklar, suya doğal ve insani faaliyetler sonucunda radyoaktif maddelerin karışması gibi durumlar gösterilebilir. Tüm dünyada görülen hastalıkların neredeyse yarısı temiz su yokluğundan ya da su kirliliğinden kaynaklanmaktadır. İshal gibi belirtileri olan, su ile bulaşan enfeksiyöz hastalıklar toplumun çoğunluğunu etkileyen ve kimi zaman da ölümcül olan hastalıklardandır. İshali hastalıklardan korunmada kişisel temizlik ve beslenme önemli bir yer tutmaktadır. İçinde, hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenler, kimyasal ve toksik maddeler ile radyoaktivite bulunmayan suya, temiz su denir. İçme ve kullanma sularının, sahip olması arzu edilen özellikleri şunlardır. Su, kokusuz, renksiz, berrak ve içimi serinletici olmalıdır. Su, hastalık yapan, patojen, mikroorganizma içermemelidir. Suda, sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Suyun içinde, vücut için gerekli mineraller yeter düzeyde olmalıdır. Su kaynaklarının işlenerek içilmeye hazır hale getirilmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar yöntemler süzme, flokülasyon, sedimentasyon, filtrasyon, havalandırma, dezenfeksiyon olarak adlandırılmaktadır. İçme kullanma suyunu dezenfeksiyon yöntemleri fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel dezenfeksiyon işlemlerinde kaynatma, basınçlı ısı, ultraviyole radyasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Kimyasal dezenfeksiyon işlemlerinde ise ozon ve klor ve klorlu bileşikler kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra, evsel su arıtım cihazları da ülkemizde tercih edilen dezenfeksiyon yöntemleri arasında yer alır. Hava kirliliği ve sağlık üzerine etkileri. Dünyadaki canlı formlarının varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan atmosferin 78 ini azot, 20 ini oksijen, 0 unu argon, 0 ünü karbondioksit ve 0 ünü ise helyum, neon, metan, hidrojen, ksenon gibi gazlar oluşturmaktadır. Dünya Sağlığı Örgütü hava kirliliğini havanın, herhangi bir kimyasal, fiziksel veya biyolojik etken tarafından doğal özelliklerinin değiştirilmesi, havanın bileşiminde olmayan maddelerin bulunması ve etkenlerin miktarlarının, olması gerekenden fazla olması sonucu, hava bileşimi dengesinin bozulması olarak tanımlamaktadır. Hava kirliliği, dış, açık, ortam ve iç, kapalı, ortam olmak üzere iki bölümde incelenmektedir. Dış ortam kirliliği orman yangınları, organik madde çürümeleri, bitki polenleri, deniz ve göllerden çıkan su buharı ve gazlar gibi doğa kaynaklı olmakta ya da ısınma ve enerji üretme amaçlı kullanılan fosil yakıtlar, endüstriyel üretim ve faaliyetler gibi insan eliyle ortaya çıkmaktadır. Dış ortam hava kirliliğinin hem ekonomik ve biyolojik etkileri hem de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ekonomik etkiler fosil katı ve sıvı yakıtların tam olarak yanmaması, yeterli enerji elde edilememesi sonucu daha fazla yakıt kullanılması, daha fazla temizleyici kullanımı, kötü görüş mesafesine bağlı trafik kazaları, sera etkisi nedeniyle ekolojik dengenin bozulması gibi durumlarda görülmektedir. Asit yağmurlarının doğal bitki örtüsüne zarar vermesi, bitkisel flora yapısının değişmesi gibi sonuçlar ise dış ortam hava kirliliğinin biyolojik etkileri arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her 10 kişiden 9'u, kirli hava solumaktadır. Bunun sonucunda her yıl, 7 milyon insan, hava kirliliği nedeniyle meydana gelen sağlık sorunları sebebiyle ölmektedir. KOAH, akciğer kanseri, kap rahatsızlıkları, D vitamini eksikliği, deri hastalıkları, motivasyon düşüklüğü gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Dış hava kirliliğini önleme ve etkilerinden korunmak için alınabilecek önlemler şu şekilde özetlenebilir. Ulusal ve uluslararası işbirliği oluşturmak. Gerekli ısı ve enerji tüketimi ve ekonomisi konusunda bilinç geliştirmek.
Fosil yakıt tüketimini azaltmak ve alternatif enerji kaynaklarını, güneş, rüzgar, vb. Kullanmak. Sanayilerin yerleşim bölgeleri, ısı ve enerji kullanım tür ve düzeylerini düzenlemek. Yeşil alanların artırılmasını ve korunmasını sağlamak. İç ortamlarda görülen hava kirliliğine mobilya ve mobilya boyaları, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, biyosidal ürünler, fırın ve ocaklar, türün kullanımı gibi pek çok durum neden olabilmektedir. Bu tür kirliliğin önlenmesinde iç ortam havalandırmasının yapılması, tablet ve sprey gibi gereksiz kimyasallardan kaçınılması, mutfakta havalandırma sistemlerinin kurulması gibi önlemler etkili olabilmektedir. Elektromanyetik alanlar ve sağlığımız. Elektrik akımının geçtiği her yere elektromanyetik alan adı verilmektedir. EMA kaynakları iki temel alanda incelenebilir. Birincisi, çok düşük frekanslı, 50-60 Hz olan elektrik enerjisinin üretim, iletim, yüksek ve orta gerilim, dağıtım, alçak düşük gerilim ve tüketimi sırasında meydana gelen çok düşük frekanslı EMA'dır. ÇFEMA, Extreme Low Frequency, ELF. İkincisi ise yüksek frekanslı, MHz ve özellikle haberleşme sistemlerinden, cep telefonu ve baz istasyonları gibi mobil iletişim sistemleri, radyo ile telsiz vericileri VB, meydana gelen radyo frekans, RF, kaynaklı EMA'dır. CDF ve RF'in hem davranışları hem de ölçüm teknikleri ve yöntemleri birbirlerinden farklıdır. İnsan yaşamının elektriğe tamamen bağlı hale gelmesi, özellikle 20. yüzyıldan itibaren haberleşmede yüksek frekanslı EMA'nın kullanılması bu bağımlılığı çok daha ileri boyutlara taşımıştır. İnsan sağlığını önemli derece etkileyebilen EMA'nın etkilerinden korunmak için şu önlemler alınabilir. Yüksek ve orta gerilim hatlarını yerleşim alanlarından uzak yerlerde kurmak. Düşük yaşam alanlarında akım gücü düşük lambalar kullanmak. Elektrikli cihazları uyku modunda bırakmamak, cep telefonlarını şarja bağlı iken kullanmamak, dizüstü bilgisayarları diz ya da vücut üstünde çalıştırmamak. Cep telefonu ile konuşma süresini kısa tutmak, 6 dakikayı aşmamak, görüşmelerde kablolu kulaklık tercih etmek, çekim düzeyinin düşük olduğu yerlerde cep telefonu ile görüşme yapmaktan kaçınmak. SAR değeri düşük olan cep telefonlarını tercih etmek. Sağlığa zararlı canlılar, vektörler ve kemirgenler ile mücadele. Mikrobiyolojik ve zehirli hastalık etkenlerini ya ısırarak deri veya mukoza içine bırakan ya da vücutlarının dış kısmında bulunan hastalık etkenlerini, derinin veya besin maddelerinin üzerine bulaştıran omurgasız eklem bacaklılara, artropodlara ve kemirgenlere vektör adı verilmektedir. Vektörlerce insanlara bulaşabilen ve salgınlara bile neden olabilen hastalıklara örnekler şunlardır. Sinekler, ishal, dizanteri, konjonktivit, tifo, kolera, parazitler. Sivrisinekler, sıtma, ensefalit, beyin dokusunun viruslarca enfekte edilmesi. Bit, tifüs. Pire, veba, tifüs. Kene, Kırım Kongo kanamalı ateşi, lime hastalığı. Kemirgenler, fare ısırığı hastalığı, leptospirozis, salmonellozis, kuduz. Kemirgenler ise, kemirmeye elverişli çene ve diş yapıları olan sincap, kunduz, fare, sıçan gibi hayvanlardır. Çok değişik iklim ve yaşama koşullarına uyum sağlayan kemirgenler, Antarktika dışında tüm yeryüzünde bulunmaktadır. Bu tür canlıların insan hayatı üzerinde olabilecek etkilerinden kaçınmak için aşağıdaki önlemler alınabilir. Vektör ve kemirgenlerle mücadelede sadece kimyasal kullanımından kaçınmak, kültürel, fiziksel ve biyolojik yöntemleri ön planda tutmak. Konutları vektör ve kemirgenlerin yuva yapmalarına engel olacak şekilde tasarlamak, yalıtım teknolojileri kullanmak, havalandırma ve asansör boşluklarının kontrolünü yapmak, kanalizasyon, slam ve atık su arıtım sistemlerinin sağlamlığı ve çalışma koşulları izlemek. Hedef zararlı canlıya yönelik olan biyosidaller, tercihen biyopestisitler, kullanmak, bu ürünler bilinçsizce kullanmaktan kaçınmak. İş sağlığı ve çalışma yaşamı. Çalışma hayatı fiziksel ve duygusal yönde hayatımıza olumlu katkılarda bulunsa da önemli sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir. Bu sorunlar şu dört başlık altında toplanabilir. Akut, diyabetes gibi çalışan kişinin yeni gelişen, önceden var olan, işle doğrudan ilgili olmayan sağlık sorunları. Belirli bir süre çalışan bir iş ortamında bulunan etken veya etkenlere maruziyet sonucu oluşan, o mesleğe özgü mesleki hastalıklar. Çalışılan işin hastalığın görülme sıklığını ve şiddetini artırması, daha erken dönemlerde ortaya çıkmasına neden olan işle ilişkili hastalıklar. Önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin durmasına sebep olan iş kazaları.
Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, mental ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için iş sağlığı başlığı altında bazı çalışmalar yürütülmüştür. İş sağlığının amaçları şu şekilde özetlenebilir. Tüm mesleklerde, kamuda, özelde veya kendi adına çalışan tüm insanlarla ilgilenir. Çalışanların, DSÖ'nün sağlık tanımına uygun olarak, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyi hale gelmelerini ve bu düzeyleri sürdürebilmelerini amaçlar. Çalışma ortamında bulunan her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal faktörlerden, çalışanların korunmasını sağlar. Çalışanların, sağlık için uyumlu bir ortamda çalışması için fizyolojik, bedensel ve psikolojik kapasitelerine uygun bir işe yerleştirilmesini ve bunun sürdürülmesini sağlar. Aynı şekilde uygun işe uygun insanın yerleştirilmesini planlar. İş ve insan arasındaki karşılıklı uyumun sağlanması ile sağlıklı bir çalışan ve çalışma ortamı oluşturur. Çalışanın, daha sağlıklı, verimli ve üretken bir insan olmasını sağlar. Acil durumlar ve afetlerden korunma. Afetler fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplara ve çevresel bozulmalara neden olan, insan sağlığının bozulmasına, kayıplara ve ölümlere neden olan, sağlık hizmetleri gereksiniminin artmasına neden olan, olan yaşamı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, toplumun, yerel olanak ve kaynakları kullanarak üstesinden gelemeyeceği yani dış yardıma gereksinim duyulan olaydır. Afetler doğa kaynaklı, depremler, tsunami, ses ve su taşkınları, volkanik patlamalar, fırtına ve kasırgalar, göktaşı düşmesi ve çarpması ve insan eliyle, savaşlar ve terörizm, nükleer, salgın hastalıklar, kitlesel göçler ve sığınma, küresel iklim değişikliğine neden olma, olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Afetlerin aşamaları ile ilgili değişik sınıflamalar söz konusudur. Bunlar 4 aşamada incelenir. Sessiz dönem ve hazırlıklı olma. Alarm ve olay anı yanıt dönemi. İyileşme ve rehabilitasyon. Normale dönüş ve yeniden inşa. Kazaları önleme ve korunma. Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sağlık sorunlarının varlığı, fizyolojik durumlar, çevresel koşullar, teknik yetersizlikler ve sorunlar, ve risk faktörlerinden kaynaklanan kazalar tüm toplumların önemli sorunlarındandır. Konuyla ilgili bilincin geliştirilmesi, ev ve iş yerlerinin kazaları önleyecek şekilde düzenlenmesi, özellikle iş yerlerinde gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri almak büyük önem taşımaktadır. Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.